Merhaba. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Ankara Pus Atölyesi'nde bugün ikinci kez konuğumuz olan sevgili Dağhan Dönmez hocam bizlerle bir olacak. Birlikte olacak. Ankara Pus Atölyesi ve DDI Akademi işbirliğiyle Ankara'da sevgili Dağhan Dönmez hocamla felsefe buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Bu ikincisi olacak. Bir önceki bir felsefi gezinti, insanın kendini inşası ismiyle gerçekleştirmiştik ki YouTube'a Ankara Pus Atölyesi kanalımıza yüklendikten sonra video çok çok geri dönüş aldık. Ankara'da daha hocam ilk kez tanıyanlar olmuş ve çok faydalandıklarını dile getirdiler. Hatta onların haberi yoktu tabii. Tekrar geleceğinden, tekrar gelir mi diye bir istek vardı Dağhan hocamın. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum Dağhan hocamın. Bu konferanslar için kendisi zahmet edip Bolu'dan Ankara'ya geliyor. Umarım bundan sonra da hedeflediğimiz gibi Ankara'da Dağhan hocamla sık sık bu birliktelikleri felsefe adına gerçekleştireceğiz. Bugünkü konu başlığımız filmlerle felsefe. Ben programı başlatmadan önce Dağhan hocamın, ki birçoğunuz biliyorsunuz bu kitap, aslında ismi duyulan bir kitap, Destek Yayınlarından çıkan Nietzsche ile Akşam Yemeği kitabı, Dağhan hocama ait. Programımız 1,5 saat civarında sürecek. İlk kısımda Dağhan hocam konuşmalarını gerçekleştirecek. İkinci kısımda sizlere ayırdığımız soru cevap veya konuyla alakalı düşüncelerinizi ifade edebileceğimiz kısım başlayacak. Hocam çok teşekkür ediyorum. Söz sizin, buyurun lütfen. İbrahim Bey, çok teşekkür ediyorum bu nazik davetiniz için. Hepinize de tekrar teşekkürlerimi ileterek başlayayım. Böylesine bir havanın güzel olduğu, kar veya çamur veya yağmurun olmadığı bir Ankara akşamında buraya geldiğiniz için felsefe yapmak, felsefe dinlemek, yapabildiğimiz ölçüde bir düşünce pratiği gerçekleştirmek üzere buradasınız. Bu çok kıymetli modern zamanlarda, özellikle 21. yüzyılda. Çünkü pek çok uyaran, pek çok alternatif var. Yani şu anda bir takım platformlarda diziler izleyebilirdiniz veya bir takım mekanlarda eğleniyor olabilirdiniz. Ama şu anda ne tuhaf ki felsefe dinlemeye buraya geldiniz. O yüzden sizleri kutluyorum. Şimdi buraya İbrahim Bey'in de söylediği gibi ikinci kez geliyorum. O zaman da ilk buluşmada da söylemiştim. Kafamda, zihnimde gezinen bir takım fikirler var. Çıkardığım bazı notlar var. Ama inanın şu sandalyeye oturduğumda zihnimde sadece ezber olarak bulunan tek bir önerme mevcut. O da şu: Max Weber, 19. yüzyıl Alman sosyoloğu Max Weber, modernizmi şöyle tanımlar. Modernizm dünyanın büyüsünün yitirilmesidir. Yani büyü bozumu der. Bu cümleden başka size söyleyebileceğim hali hazırda bir ifade yok. Dolayısıyla ben de şimdi ne yapacağım? Tıpkı konuyla paralel olarak sizler gibi kendi zihnimi izlemeye koyulacağım. Yani bir sinema izleyicisi konumuna dönüşeceğim. Bakalım bu akşam bizden, benden hep birlikte neler çıkacak? Onları biraz izlemeye başlayacağız. O halde o önermeye, tek elimizde kalan, tutunabileceğimiz önermeye geri dönelim. Neydi? Tekrar söyleyelim. Modernizm dünyanın büyü yitimidir, büyü bozumudur. Bu ne demektir? İsterseniz, dilerseniz bunu birkaç cümleyle açalım. Çok kabaca ifade edersek, yaşamda özellikle antik Yunan'dan itibaren yavaş yavaş, deyim yerindeyse, küçük adımlarla bir bilimsel bakışın geliştiğini veya daha doğru bir ifadeyle metodik olarak bilime temel olacak bir kavrayışın yavaş yavaş inşa edildiğini görüyoruz. Ama genel itibariyle, çok genelleştirerek, biraz bir nebze karikatürize ederek söylersek, bilhassa Orta Çağ döneminde yaşamın mistikleştirilmesi veya olup bitenlerin, görünen fenomenlerin mistik veya bir nevi metafizik veya mucizevi diyebileceğimiz, bizim içinde bulunduğumuz kültür dairesi ifadesiyle, daha yatkın bir ifadeyle söylersek, mucizevi tanımlayabileceğimiz bir takım hadiseler olup bitiyordu. Ki şurada küçük bir şerh düşmek isterim. Mucize kelimesinin etimolojisine baktığınızda da karşımıza aciz kelimesi çıkar. Yani bizi aciz bırakan neden sonuç bağını, o deterministik yaklaşımı, örgüyü kurabileceğimiz hadiseler olmaktan ziyade, bakın burada ne yok? Burada yine karikatürize ederek söylüyorum, bir rasyonel bakış yok. Yani her şeyi akılla,
bilinçle, neden-sonuç bağıyla izah edebileceğimiz bir dünya görüşü büyük ölçüde yok. Ama yine kendince bir neden-sonuç bağı olduğunu söyleyebilir miyiz bu bakış açısında? Yani o Weber'in büyülü dünya dediği, dünyanın mucizevi veya mistik bakışını kaybetmediği dediği o dünyada bir nevi kendi içerisinde neden-sonuç bağı kurabilir miyiz sevgili dostlar? Kurabiliriz. Nasıl bir neden-sonuç bağı? Yine genelleştirerek söyleyelim ve antik Yunan öncesi mitolojik bakışa, o kavrayışa atıfla ifade edelim. Ne vardı mitolojide? Anımsayalım. Mitoloji bize kendi içerisinde mitleri kaynak alarak bir neden-sonuç ilişkisi ortaya çıkarıyordu. Yani şöyle, kabaca şöyle söyleyebiliriz. Deniz köpürüyorsa, dalgalar çıkıyorsa, bir fırtına esiyorsa bunun nedeni Poseidon'un kızgınlığı veya Zeus'un öfkesi gibi bir tanımlama var idi. Bakın bu da nedir? Bir neden-sonuç bağıdır. Öte yandan hızlıca sıçrayarak kendi meselemize doğru yaklaşalım. İşte dünya artık modernizmle birlikte büyüsünü yitirmiştir. Yani bu ne demek oluyor? Bir cümleyle özetlersek, özet mahiyetinde söylersek, artık yaşamda her şeyin akılla ve bilinçle izah edilmesi vardır. Aydınlanma felsefesi insanı, aydınlanma kavrayışı insanı özgürleştiren Kant'ın deyişiyle o iki vesayetten, yani başka bir ifadeyle zincirlerinden kurtaran bir düşüncedir, bir iklimdir, bir atmosferdir. Kant burada, yine küçük bir parantez açıp ifade edelim. Kant burada hangi iki vesayetten bahseder? Bir kralın vesayeti, bir de kilisenin vesayeti. Yani sapere aude, değil mi? Bilmeye cesaret et. Bilincini kullanmaya cesaret et. Akletmeye cesaret et. Zira akletmek, olayları sorgulamak öncelikli olarak neyin bir tezahürüdür? Cesaretin. Yani felsefe yapmak cesur olmayı gerektirir. Felsefe yapmak öyle kaba kuvvet veya bedensel cesaret değil elbette burada kastedilen. Ama cesur olmayı, Sokrates gibi yeri geldiğinde 500 kişilik jüriye karşı koymayı gerektirir. Ama onun da ötesinde daha mikro düzeyde bir cesareti söz konusu mevzu bahis ediyor isek, o cesarette önce kendinle mücadele etme cesaretidir. Yani bunu daha basit ifade edebilir miyiz? Tabuları yıkmak, değil mi? Kendi inanışlarımızı, kendi tabularımızı yıkmaya göze almak. İlla yıkmalıyız diye bir sonuç çıkmaz elbette buradan. Ama nedir bu? Yıkmayı göze almak. Şimdi meseleyi böyle koyduğumuzda, işte aydınlanmacı dünya, tekrar virgülü koyduğumuz yere geri dönelim. Böylesine bir pürüzsüz, her şeyin akılla izah edildiği bir iklim, bir atmosfer yaratmıştı. Weber böyle söylüyordu. Yani daha edebiyat sosu deyim yerindeyse karıştırarak bu ifadeye şöyle de söyleyebiliriz dostlar. Artık İkarus düşmüştü. Neyi kastediyorum, neden bahsediyorum? Bilenler bilecek, 16. yüzyılda Flemenk ressam Bruegel'in bir yapıtıdır. Ki İkarus, oradaki asıl özne olan, resmin öznesi olan İkarus, mitolojik bir figürdür. Peki hikayesi nedir İkarus'un? İkarus bir kuleye hapsedilmiştir. Babası Dadalyus'la birlikte o kulededir. Ve babası ona bir kanat, koyun yünlerinden bir kanat inşa eder ve ona bir telkinde bir deyim yerinde ise bir akıl vererek, bir öneride bulunarak şöyle söyler. Ne çok yükseğe kanatlarını çırp, yükseğe çırp, ne de çok alçağa in, yani yaşamın içerisine karış. Bunu şöyle metaforik olarak yorumlayanlar vardır. Çok yukarıya çıkmak adeta insani bir kibrin görüntüsü, tezahürü olabilir. Öte yandan çok aşağı inmek de o yaşamın tozuna, çamuruna bulaşmak, bir nevi o teoriyadan, teorik yaşamdan praksisin tam göbeğine inmek. Yani felsefe yapmayı unutmak, yaşamın Heidegger'in deyişiyle her günkülüğü içerisinde boğulmak anlamı da taşıyabilir. Ama şu aşamada, şu fasılda bu bizim için çok önemli değil. Peki bizim için önemli olan kısmı neresi? Bruegel'in resmini anımsayanlar var mı zihninde canlandıranlar? Eğer canlandıramıyorsak şöyle ben size elimden geldiği ölçüde tasvir etmeye çalışayım. Bruegel bir rutin, yani sıradan bir günü bize anlatmaktadır. Çobanlar koyunlarını gezdiriyorlar.
Orada bir takım insanlar işlerini yapıyorlar. Son derece sükunetli, sakin bir gün. Fakat denizin, o alabildiğine okyanusun kenarında, geminin yanında birisi çırpınıyor. Kimdir bu çırpınan? İkarus'tur. Fakat ne var biliyor musunuz dostlar? Bu İkarus'un çırpınışını kimse görmez. Yani işte az önce ifade ettiğimiz Heidegger'in her günkülük yaşamıdır bu. İnotantik yaşamdır. Modernizm, bu konuya çok detaylı girmeyeceğim ama bir nebze değinelim, temas edelim. Modernizm, Marx'ın da ifade ettiği gibi bizi yabancılaştırmıştır. Yani burada iki vesayetten kurtulmak insan için, insanın özne olma yolculuğunda çok kıymetlidir, değerlidir. Ama öte yandan özellikle sanayi devriminden sonra da bir yeni vesayet, yeni tür bir vesayet doğmuştur. Nedir bu vesayet? Pek çok ismi var ama daha genel geçer ifadesiyle söylersek kapitalizm. Değil mi? Yani şöyle bir tanım kullanırım hep, bir kez daha kolay anlaşılması bakımından söyleyeyim. Yabancılaşma, yapıp ettiğimizi, niye yaptığımızı bilmeden yapma hali. Yani bunu şöyle de tanımlayabiliriz dostlar, duyguyla eylemin birbirinden ayrılması. Duyguyla eylem arasına bir yarık girmesi, arada bir çatlağın oluşması. Yani bir takım eylemler, bir takım faaliyetler içerisindeyiz ama o eylemlerin taşıması gerektiği duyguya sahip miyiz? Duyguya sahip değiliz. Yani Spinoza'nın deyişiyle tutku, pasyonlar yok orada. Şimdi tam olarak meseleye buradan baktığımızda bu yeni bir tür vesayet bizim yeniden büyülenme arayışımızı da doğurdu belki bir ölçüde. Bilmiyorum ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Yani ne demişti Weber cümlemizin başına, sohbetin başına dönersek, modernizm büyüyü bozmuştu. Fakat bu büyüyü bana sorarsanız kendi subjektivitem içerisinden şöyle ifade edebilirim. Yeniden tesis eden bir etkinlik oluştu. Ne zaman? 19. yüzyılın bitip 20. yüzyılın başladığı çağda. Biz bu yeni etkinliğe ne diyoruz? Sinema diyoruz. Sinema. Yani sinema tıpkı bir mabedimsi yapıyla ortak özellikler teşkil edecek ölçüde, bunu niye söylüyorum, üzerine basarak ifade ediyorum. Çünkü mabette ne yoktur? Önce bu sorunun yanıtını verelim. Mabette ne yoktur? Dikkat dağıtacak bir şey yoktur. Işık yoktur mesela çok, değil mi? Loş ışıklar vardır. Mabette ne vardır? Sessizlik vardır. Değil mi? Yani odaklanmanızı, orada olmanızı, sadece o eylemin içerisinde bulunmanızı sağlayan koşullar elverişlidir. Sinemada buna benzer bir atmosfer, bir iklim var mıdır? Elbette ki vardır. Değil mi? Yani ışık azdır, sessizlik hakimdir. Dolayısıyla o an oradayızdır. Yani bu çağın o sloganik, meşhur olmuş, popülerleşmiş ifadesiyle ne diyorlar? Anda kalmak, değil mi? Benim son derece bende kaşıntı uyandıran bir terim bu. Ama şimdinin içerisine yerleşen bir insandan bahsediyoruz. Fakat dikkat, buraya bir dipnot daha düşelim. Belki sonra gelip bunu da birlikte düşünürüz, çözümlemeye gayret ederiz. Burada mabette olmak veya sinemada olmak bize bir tür yeni büyülenme imkanı yaratırken o büyülenmenin bir etkin olma hali, bir de edilgin olma hali vardır. Biz buna risk de diyebiliriz. Yani etkin olma ayrıcalığı veya edilgin olma riski de diyebiliriz. Bunun ne anlama geldiğini vakit izin verirse birlikte açımlamaya çalışırız. Dolayısıyla kaldığımız yere geri dönelim. İkarus'un düşüşü demiştik, değil mi? İkarus düştü ve artık orada her günkülük içerisinde daha bize yatkın, aşina olduğumuz bir ifadeyle söylersek hayat gailesi içerisinde olan insanın İkarus'un düşüşünü görme imkanı var mıydı? Artık yoktu, değil mi? Yani İkarus'u fark edemiyordu. Orada düşen nedir esasında? Bir büyük anlatıdır. Yani bir mitolojik hikaye, bir büyük anlatı, bir üst anlatı, hepsini kullanabiliriz bu ifadelerin. Dolayısıyla masallar, mitler, büyüler, bakın edebiyat da bize bunu, buna inanma imkanı yaratır. Sinema da yaratır. Yani kastettiğim nedir? Kendini aşabilme umudu. Doğru mu? Yani bir küçük parantez açalım konudan sapmadan.
Nietzsche'nin, bilenler bilecek, umuda karşı bir ön yargısı vardır. Yani Nietzsche umudu kötüler ve kötümser bir ifadeyle tasvir eder. Fakat dikkat, Nietzsche'nin kötülediği umut öte dünyalara ilişkin umuttur. İnsan kendini aşmalıdır. İnsan kendini aşan bir varlıktır. İnsan yaşamının amacı übermanş olmaktır diyen bir kişinin umutsuz olması mümkün müdür? Değildir. Dolayısıyla Nietzsche'nin karşı koyduğu umut öte dünyalara ilişkin bir umuttur. Yani bize görünmeyen dünyanın bir nevi o önermesini, felsefesini anlatan bir takım düşüncelere karşı savaşımıdır bu umuda karşı koyuş. Bu dünyaya dair umudu her daim vardır Nietzsche'nin. Şimdi bu minvalden, bu meseleye, bu kavrayıştan bakarsak şunu söyleyebiliriz. İkarus'un veya büyülenmenin veya umutlara inanmanın veya başka bir deyişle, Nietzsche'ci bir ifadeyle kişinin kendisini aşmasının, o dünyaya, o geleceğe inanmasının bir yoludur sinema. Çünkü şöyle bir perspektif çizebiliriz, kendi deneyimimize de başvurabiliriz burada küçük bir parantez açıp. Sinemadan çıktıktan sonra ne tür duygular içerisinde oluruz? Rahatladığımız bir duygu olabilir bu. Veya özellikle mesela benim yaşamıma sinemanın girişi takriben 6 yaşlarıma tesadüf eder. Yani babamla birlikte cuma akşamları bizim sinema akşamlarımızdı. Sinemaya giderdik ve ben küçük bir çocuk olarak sinemadan çıktığım zaman, ki yetişkinlikte de bir nebze bunu sürdürebiliyorsanız, bu bir itiraf ama bu grupla lütfen sınırlı kalsın. Yani patolojik bir tanı konulmasını istemem. Neyi kastediyorum, neden bahsediyorum? O filmle özdeşleşme, kahramanla özdeşleşme, kendini kahraman olarak hissetme, değil mi? Bakın orada ne vardır? Dünyayı değiştirebilme umudu ve olanağı vardır. Yani sinemadan çıktınız, belki de bambaşka, alternatif bir dünya yaratma gücünüz var. Ben buna izin verirseniz biraz da tırnak içerisinde uydurma hakkımı kullanarak, felsefe bir nebzede uydurma hakkı içerir benim deyişime göre. Çünkü Deleuze diyor ya, felsefe kavram üretme etkinliğidir. Kavram üretmek dediğinizde netice itibariyle mesnetli, elbette mesnetli bir uydurmadır. Şimdi ben buna şöyle bir ifade uyduruyorum dostlar. Homo sinemas. Yani homo sinemas artık bütün bu söylediklerimizi özetlersek, büyüsünü yitirmiş modern dünyanın büyülenen yeni insanının bir ifadesidir, bir tanımıdır. Bu yeni insan, bu yeni tipoloji sinemadan çıkan insandır. Yani Yusuf Atılgan'ın romanında söylediği gibi, Aylak Adam romanında söylediği gibi, orada adeta Yusuf Atılgan bize ne yapar? Tüm bu konuştuğumuz meseleyi derli toplu bir hale getirir ve yeni bir tipolojiyi anlatır bize. Yeni bir insan modeli. Kimdir bu? Az önce söyledik. Sinemadan çıkan insan. O romanda bize aylak adam olarak tarif ettiği adam esasında sinemalardan çıkan ve filmler üzerine düşünen, filmlerle kendini kaybeden ve yeniden bulan bir insandır. Bakın dikkat, burada bir ipucu var adeta. Nedir o ipucu? Biz sinemadan çıktıktan sonra sizin de az önce söylediğiniz gibi genelleştirerek, biraz karikatürize ederek söylersek iki tür etki üzerimizde hissederiz. Ya rahatlarız, ya eğlenmiş olarak çıkarız ya da yeniden düşünmeye başlarız. Hatta kendi tanımımı yapmama izin verirseniz, iyi filmler, tırnak içerisinde iyi filmler, bittikten sonra başlayan filmlerdir. Yani biz o filmi yeniden düşünmeye başlarız. O filmle yolculuk etmeye başlarız. Dolayısıyla burada yeniden bir düşünme etkinliği, faaliyeti olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi burada esasında şuna da değinmek gerekliliğini hissediyorum. Sinemanın tıpkı Jung'un ifadesinde olduğu gibi toplumu tanzim eden, deyim yerindeyse etik alanı yeniden oluşturan, o yapıyı yeniden kuran bir etkisi, bir kuvveti vardır. Yani Jung buna kavramsal açıdan baktığımızda ne diyor? Kolektif bilinç dışı diyor. Yani şöyle özetleyelim birkaç cümleyle. Kolektif bilinç dışı, biz doğmadan bize etki eden bir takım mitler, arketipler, bizi şekillendiren kültürün de içerisinde bulunduğu bir takım hadiselerdir. Yani daha basit bir ifadeyle söylersek, burada
benim bir takım eğilimlerim, temayüllerim benden önce adeta ne yapılmıştır? Belirlenmiştir. Sinemanın böyle bir etkisi var mıdır? Etik alanı yeniden inşa etmek, bizim yapıp ettiklerimiz üzerinde kuvvet uygulamak, deyim yerinde ise kolektif bilinç dışı gibi, o arketipler gibi toplumsal ilişkileri düzenlemek. Şimdi böyle büyük büyük laflar ettiğimizde belki ikna olmamış olabiliriz. Ama öte yandan çok pratik, basit bir örnek verirsek, bunun karşılığı var mı gündelik yaşamda? Sorgulayalım birlikte. Mesela bizler genel itibariyle bir aşk ilişkisinde olduğumuzda karşımızdaki muhatabımıza, maşuğa nasıl davranacağımızı nereden öğreniriz? Genel itibariyle filmlerden. Yani çiçek almak, onu bir restorana götürmek değil mi? Bakın filmlerin dünyası bizim üzerimizde bir kuvvet uygular ve bir beklenti yaratır. Yani bu yeni bir etiktir. Bu tıpkı az önce söylediğim gibi Jung'un ifadesiyle bir kolektif bilinç dışı gibi metodik olarak işleyen yeni bir temayül doğurmaktadır. Veya hep verdiğim örnektir, burada da bir kez daha kullanayım. Getto'da yaşayan bir genç çocuk, hiç görmediği, hiç deneyim içerisine girmediği, karşılaşmadığı o villada yaşayanların nasıl konuştuklarını, nasıl davrandıklarını nereden öğrenmektedir? Bakın bu bilgi doğru bir bilgi midir deyim yerindeyse? Ola da bilir, olmaya da bilir. Peki şu soruyu sorayım, olması gerekir mi? Gerekmez. Niye? Çünkü sinema esasında bir nevi gerçeği kopyalamak derdini güden, bununla eyleme, harekete geçen bir etkinlik, bir faaliyet değil, kendi gerçekliğini üreten ve o gerçekliğe bizi ikna eden bir etkinliktir. Yani siz çok kötü yapılmış ama gerçek yaşamın içerisinden bir kesit sunan bir filme mi daha çok ikna olursunuz? Yoksa gerçek yaşamla tırnak içerisinde hiç ilintisi olmayan Yüzüklerin Efendisi filminin evrenine mi ikna olursunuz? Bakın sinemanın gerçek olmak gibi bir zorunluluğu yoktur ama ne gibi bir zorunluluğu vardır? O kendi yarattığı evrene, gerçekliğe bizi ikna etme zorunluluğu vardır. Şimdi bir küçük örnek verelim bu sözümüzü desteklemek, pekiştirmek amacıyla. Dedik ya Icarus düştü ama Icarus ne zaman tekrar kanatlandı, tekrar ne zaman gökyüzünde uçmaya başladı? İşte sinema bu imkanı yarattı. Bu sözü söylediğimizde edebiyat mı deyim yerindeyse parçalamış oluyoruz? Bunun bir takım pratik hayat içerisinde karşılıkları var mıdır? Mesela şunu söyleyelim. O büyülü dünyada, bilhassa Orta Çağ dönemini kastederek ifade edersek, gotik mekanlar ve gotik mekan bedenler vardır. Yani gotik mekanlar ve gotik bedenler dediğimizde zihnimizde nasıl bir karşılık buluyor? Mesela gotik kelimesiyle ne anlıyoruz ki etimolojisine dönüp baktığımızda Avrupa ana karasında gotlardan gelen, o topluluktan gelen bir topluluktan devşirilmiş, oradan türetilmiş bir ifade, bir kelime ve genel itibariyle gizemi, bilinmezliği, anlamsızlığı, karanlığı temsil eden, bunu çağrıştıran bir ifade. Mesela gotik mekanlar dediğimizde bir karşılığı var mıdır bizde? Sivri mekanlar. Evet. Şatolar, değil mi? Dehlizler. Yani gizi. Başka bir deyişle kavramsal açıdan yaklaştığımızda görünmez olanı. Yani daha çok görünür olan, fenomen düzeyinde olanı değil de Kantçı bir kavramla ifade edersek numenlerin dünyasıdır bu. Görünmez olanların, karanlığa ait olanın, tıpkı bir aceleci, telaşlı bir sıçramayla ifade edersek şuna benzetebiliriz. Aydınlanma bir nevi bilincin temsiliyken, aydınlanma düşüncesi, o büyülü dünya, o kaosun dünyası, o gotik mekanların ve gotik bedenlerin dünyası bir nevi bilinç dışının temsili gibidir. Değil mi? Bilinç dışında bir neden-sonuç ilişkisi bütünüyle kurulabilir mi dostlar? Yani bir gün sokağa çıktınız, kentin sokaklarında bir aylak gibi geziniyorsunuz. Yanınızdan, hep verdiğim örneği sizinle de paylaşayım. Yanınızdan birisi geçti ve bir parfüm kokusu burnunuza çalındı. Birdenbire nereye gittiniz, kimi hatırladınız?
geçmişi, ilk aşkınızı veya o sokaktan geçerken bir kek kokusu duydunuz, anneannenizin yaptığı keki hatırladınız. Tıpkı kim gibi? Proust'un keki gibi, değil mi? Bakın, burada antik Yunan'ın mineme dediği bir hafıza türü vardır. Yani antik Yunan hafızayı ikiye ayırır. Mineme ve anamnesis. Anamnesis bir bilinçli hatırlama edimidir. Yani siz bir sohbete, bir derse katıldınız. Dağhan Hoca bir takım şeyler anlattı ama ne anlattı acaba diye bu kapıdan çıktığınızda bu bir anamnesis faaliyetidir. Yani bilinci devreye sokarak, kendi zihninizi, hatıralarınızı zorlayarak bir hatırlama edimi içerisindesinizdir. Ama öte yandan az önce verdiğimiz örneğe geri dönersek, sokakta karşılaştığınız bir koku, bir renk, bir tat sizi birdenbire nedensiz bir biçimde, tırnak içerisinde, yani bunu şöyle tercüme edersek daha doğru olacak, plansız, tasarımsız bir şekilde çocukluk günlerinize götürüyorsa, işte bu mineme hatırasıdır. Bu minemenin hatırlama edimi, biçimidir. Dolayısıyla meseleye buradan baktığınızda tam olarak işte bu etkiyi görebiliriz. Nerede görüyoruz sinemada bu etkiyi? İkarus'un tekrar canlanışını nerede görüyoruz? Veya sözün başına dönelim. Ne demiştik? Gotik bedenler veya gotik mekanlar demiştik. İşte bu gotik bedenleri ve gotik mekanları artık bize sinema tekrar hatırlama imkanı yaratmıştır. Bir küçük örnek vermek gerekirse, mesela Batman dediğimiz karakter bir gotik bedendir. Değil mi? Gotik artık nerede yaşamaktadır? Gotik artık sinemada yaşamaktadır. Yani o mekanlar sinemada yaşamaktadır. Karanlık, karanlığın atmosferi, şimdi konumuz o değil ama aklıma gelmişken, zihnim beni kışkırttı, hemen paylaşayım sizinle. Mesela üzerine düşündüğüm bir mesele, reklama girmezse İbrahim Bey beni uyarsın, Netflix ideolojisi diye bir şey var, değil mi? Yani orada bir teorik olarak bir mesnet alabileceğimiz bir dünya var. Nedir onun temeli? Mesela pek çok şey söylenebilir ama temelde ilk elden şunu söyleyebiliriz. Korkunun, uzaklığın, mesafenin ama aynı zamanda bu mesafeden doğan hazzın dünyasıdır bu. Neyi kastediyorum? Edmund Burke diye bir filozof bunun tanımını yapar. Şöyle söyler dostlar. Korkutucu bir manzaraya veya sizin için yaşam tehlikesi içeren bir manzaraya, bir eyleme belirli bir mesafeden bakmak, çok enteresan, size bir haz verir der. İnsan böyle bir türdür. Yani mesela zihnimizde hemen bir karşılık arayalım. Son derece şiddetli bir kar yağışı var. Değil mi? Tipi var. Ama o tipinin size zarar vermeyeceğini biliyorsunuz. Bir camekan hanenin içerisinde şöminenizi de yaktınız, tipiyi seyrediyorsunuz. Bu size müthiş bir haz verir, doğru mu? Evet. Niye? Çünkü tehlikeye belli bir mesafeden bakarsınız. İşte mesela Netflix ideolojisi bir yanıyla budur. Yani korkutucu, korkunç, karanlık, o gotik meseleleri sizi acıyla hazzı karıştıracak ölçüde bir nevi tırnak içerisinde uyuşturur bir vaziyette size sunmaktadır. Sinemanın dolayısıyla tüm bu konuştuklarımızı özet mahiyetinde şunu söyleyebiliriz bir üst başlık olarak. Bakın, sinemanın böylesine bir etkisi vardır. Neyi kastediyorum? Roger Garedi diye bir Fransız filozof var. Diyor ki, özellikle toplumcu sanatı anlatırken, toplumcu sanatın iki tür yönelimi vardır, iki kavrayışı, iki bakış açısı. Bir tanesi katarsise dayalı bir bakış. Bir küçük parantez açtık. Katarsise dayalı bakış. Nedir bu? Bunun temsili genel itibariyle mesela bilenler bilecek. 1930'da Jidanov'a baktığımızda, Sovyet Rusya'sına dönüp baktığımızda sanatın yarattığı bir olumlu tip vurgusu vardır. Yani daha basitleştirerek söylersem, öylesine sanat eserleri veya öylesine filmler yapmalısınız ki, bu bakış açısı paralelinde, kişileri olumlu tip olmaya yöneltmelisiniz, yönlendirmelisiniz. Bunun temelini nerede bulabiliriz? Ta Platon'dan Tolstoy'a kadar bulabiliriz. Yani bir küçük parantez daha açayım. Platon bize ne diyor? Şairi, sanatçıyı toplumdan kovmalıyız diyor. Niye? Deli bunlar da ondan. Yani topluma uyumlanamazlar. Akıl temelli bir yaşama veya idealize edilmiş bir devlete
bunlar konumlandırılamazlar. Keza bunların ne yapacağı belli olmaz. Bakın bu idealize edilmiş devlet, Platon'un devleti tam olarak neden sonuç bağının bulunduğu ve insanların yapıp ettiklerinin kestirebildiği bir devlettir. Öyle ki, öylesine böyledir ki, bir küçük örnek vererek bunu söylememiz gerekirse, çocuklar anne ve babalarının kim olduğunu bile bilmemektedirler. Bir kurum vardır, çocuklar doğarlar ve devletin, sitenin ortak, deyim yerindeyse ortak malı, ortak bedeni olurlar. Bu bir nevi o akraba kayırmacılığı dediğimiz nepotizme de engel olur. Ve öte yandan herkesin eşit şartlara sahip olmasının bir kaynağı olarak görülür. Bakın bu örnekten ne çıkarabiliriz, ne anlayabiliriz bundan? Bu bütün olumsuz olasılıkların önüne geçme düşüncesi kavrayışıdır. Yani her şeyin önceden tasarım içerisinde olduğu, planlandığı bir evrendir bu evren. Dolayısıyla olumlu tipler övülür. Şair toplumdan kovulmalıdır. Amma ve lakin bir istisnası var onun. Diyor ki, şair sanatçı toplumdan kovmalıyız. Ama eğer çocuklarımıza iyi masallar, yani az önceki kavrama başvurarak söylersek, olumlu tipleri içeren, bizim devletimize, ideal devlete, siteye hizmet edecek bir takım hikayelerin içerisinde olduğu masallar anlatırlarsa, o zaman tutabiliriz. O zaman ikna olabiliriz. Bakın bu nedir? İşte bu Roger Garody'nin söylediği o katartik etki dediğimiz bir bakış açısıdır. Niçin katartik etki diyoruz? Katarsis diye bir kavram var. Değil mi? Yani bir cümleyle özetleyelim bilmeyenler açısından. Bir nevi sağaltım. Yani bir özdeşlik. Siz sinemaya gittiğinizde genelde kendinizi kimin yerine koyarsınız? Kahramanın yerine koyarsınız. Yani onunla bir empati kurarsınız. Bakın sinemanın temel duygulanımlarından bir tanesi empatidir. Yani Herder diye bir filozof var. Einfühlung diyor. Einfühlung. Yani bu empati dediğimiz, sonra Titchener diye bir düşünür çıkacak ve bunu empatiye İngilizce olarak çevirecek ama bunun orijini Einfühlung'dur. Ne demektir bu? Karşındaki nesnenin duygusuna ve bilincine vakıf olmak. Yani bu esasında bir nevi estetik düzlemden türemiş bir ifadedir. Buna şöyle bir örnek verebiliriz. Bir sanat galerisine gittiniz, bir yapıta bakıyorsunuz ve onu anlamaya çalışıyorsunuz. O duyguyu hissetmeye çalışıyorsunuz. Filme gittiğinizde pek çoğumuzun başına gelmiştir. Özellikle aksiyon filmlerinde koltuğunuzda sıçradığınız oldu mu? Muhakkak ki oldu değil mi? Bakın bu nedir? Bu karşınızdaki nesnenin duygusuna ve bilincine vakıf olmaktır, özdeşlik kurmaktır. Başka bir de işte empatik bir tutum, bir konumlanış almaktır. Buna şöyle bir örnek de verebiliriz. Spinoza afekt diyor der, afekt diyor. Afekt diyor ne demektir? Bedendeki izler. Yani yüzlerdeki mimikler, kızarışlar, bedenin izleri, beden yaşamın içerisinde bir takım karşılaşmalar içerisindedir. O karşılaşmaların yüzde ve bedende yarattığı bir takım izler vardır. Dolayısıyla bu izler Spinoza'nın kavramsal dünyasında afekt diyor olarak ifade edilir. Bir de affectus kavramını kullanır Spinoza. Önce dilerseniz Garody'nin o ayrımına dönmeden bir küçük parantez daha açalım ve afekt diyor ile affectus arasındaki farkı bir düşünelim, çözümleyelim. Affectus'un bizim Türkçedeki karşılığı duygudur. Affektiyoyu da duygulanım olarak tanımlamak, böyle tercüme etmek zannımca daha doğru olacak. Peki ikisi arasında nasıl bir fark var? Affektiyo, az önce de söylediğimiz gibi bedendeki izlerde bir nevi değerlendirme, başka bir deyişle bilincin devreye sokulması durumu pek yoktur. Yani şu anda mesela ben konuşma yaparken bu salona yırtıcı bir hayvan girse ve benim üzerime koşarak gelse, burada bilincin çok devreye girmesi gerekmez. Doğru mu? Yani bu ancak benim bedenimde bir iz, bir belirti yaratır. Bir korku ifadesi yüzümde oluşur. Öte yandan bir kedi giriyorsa içeriye aynı korku oluşur mu bende? Oluşmaz. Ama ya kedi korkum varsa? Bakın burada ne devreye girer? Burada bir değerlendirme,
bir yargılama süreci, yani başka bir deyişle bilincin o karşılaşmaya eşlik ettiği bir ortam, bir konumlanış devreye girmektedir. Dolayısıyla meselemize geri dönersek parantezi kapatıp, sinemada da bir nevi affektiyolar ve affektuslar vardır. Yani önce, az önce verdiğimiz örnekte bilhassa aksiyon filmlerinde önce affektiyolar yüzümüzde belirir, değil mi? Yüz neresidir dostlar? Bu çok önemli. Bir küçük not düşelim. İnsan nasıl bir varlık, nasıl bir tür? Duygulanan ve aynı ölçüde duygularını bastıran bir türüz, değil mi? Duygularını gizleyen, örten bir türüz. Ama deyim yerindeyse duyguların kendisine çatlak bulduğu, yarıklar açtığı bir bedensel mekan vardır. Neresidir burası? Yüzdür. Yani siz her ne kadar personanızda, Jung'un deyişiyle maskenizde bir karşılaşmanın, bir sözün sizi incitmediğini düşünmeye veya en azından karşı tarafa bu imajı vermeye çalışsanız da yüzde oluşan bir takım yarıklar, çatlaklar ne yapmaktadır? Sizin gerçek düşüncenizi ifşa etmektedir. Şunu da eklememe izin verin, konudan çok sapmadan. Yüz bundan dolayı zannımca son derece ironik bir mekandır. Yani niçin böyle bir ifade kullanıyorum? Önce şunu tanımlayalım. İroni ne demektir? Zıtlıkların bir arada. Bunu şöyle tanımlayabilir miyiz? İçle dışın birbiriyle bir arada olduğu ve çatıştığı. Yani ne demek istiyorum? İroni şudur. Mehmet Bey çok bonkör bir insandır dediğimde, eğer bunu böyle birazcık egzajere ederek söylüyorsam, burada sözümle, yani başka bir deyişle dışla, dışa çıkanla içimdeki düşüncenin tam tersi olduğu görülebilir. Dolayısıyla ironi tam olarak içle dışın bir araya geldiği, kaynaştığı bir mekandır. İşte ironinin de kendini serimlediği en önemli bedensel mekan yüzdür. Ve sinemaya gittiğimizde yüzümüzde işte bu affektiyoların ifadelerini görürüz. Öte yandan affektuslar da vardır dedik. Affektuslar ne? Bilincin o duyguya eşlik etmesi. Yani bir nevi yorumlanış, bir konum alma. Yani ben bunu biraz basitleştirerek ilkokul çocuğu seviyesinde şöyle tanımlıyorum. 3D formülü gibi düşünebilirsiniz bunu. Duygu, durum çarpı değerlendirme olarak tezahür eder. Yani ne demektir bu? Bir durumla karşılaşırız, onu nasıl değerlendiriyorsak büyük ölçüde duygumuz da, ama affektüs düzeyinde öyle şekillenir. Yani hep verdiğim örneği kullanmam gerekirse, karşınızda ben bu konuşmayı bacak bacak üzerine atarak yapsaydım, bu durumu siz yahu bu nasıl bir saygısızlık diye değerlendirseydiniz, duygunuz negatif yönelimli olurdu. Ama aynı durumu, durum değişmiyor bakın, aynı durumu ne kadar samimi bir anlatım şekli diye değerlendirirseniz ne olur duygunuz? Pozitif. Şimdi dolayısıyla sinemanın bizim duygularımızı, bu değerlendirişlerimizi etkileme, onlar üzerinde kuvvet uygulama gücü vardır. Yani ne demiştik? Garabi'ye geri dönelim artık. Bir katartik etki. Size bir empatinin gücüyle, kahramanla, kahramanın yolculuğuyla özdeşlik kurma imkanı. Ama dikkat, sadece özdeşlik kurduğumuz filmin dünyasında, en azından klasik anlatıda, yani düşünce üreticisi sinemadan bahsetmiyoruz şu anda. O ayrı bir fasıl, onu tanımlarız. Ama klasik anlatıda sadece biz kahramanla mı özdeşlik kurarız? Bunu da bir küçük not olarak düşelim ki düşünce üreticisi dediğimiz sinemada da bu teknik sıklıkla uygulanır. Kamerayla da özdeşlik kurarız, değil mi? Yani kameranın gözüyle de özdeşlik kurabiliriz. Kahramanla da özdeşlik kurabiliriz. Bu özdeşlik bize bir konumlanış, bir pozisyon alma sorumluluğu getirir. Yani bu konumlanış, daha kestirme bir ifadeyle söylersek, ideolojik bir konumlanıştır. İşte Garodi diyor ki, olumlu tip yaratarak sinemanın bizi dönüştürme gücü vardır. Yani ben buna yine uydurarak, yine sizin anlayışınıza sığınarak şöyle bir kavram üretiyorum. Sine bilgelik, yani sinesofya da diyebiliriz buna. Sinemadan öğrenen insan. Az önce verdik ya örneğini.
Yani aşk ilişkisi içerisindeyken sinemanın yarattığı beklentilerle maşuğa yanaşma veya bir takım yargılara sahipken, bilmediğimiz, deneyimlemediğimiz dünyanın bir takım yargılarına sahipken o yargıları sinemadan edinme. İşte bu sinemadan öğrenen bir insandır. Ama Garodi ikinci bir madde daha açıyor bize. Diyor ki, bir de bu topluma müdahale etmek, bilhassa topluma müdahale etmek isteyen sanatın ve sanatçının konumlanışının ikinci bir türü vardır. Bu da daha çok Ernest Fischer'da veya Brecht'te kendini gösteren, bir nevi şöyle ifade edebiliriz, sorumluluğu, düşünmenin sorumluluğunu bilhassa izleyiciye de pas eden bir sinemadır. Veya bir edebiyat içinde kullanabiliriz bunu. Bir üretimdir, bir sanatsal faaliyettir. Yani tiyatroda Brecht bunu yapıyor, bilenler diyecek. Ne yapıyor tiyatroda? Mesela sinemaya da uyarlanmış, Türk sinemasında bir örnek vardır, bir tiyatro eseridir. Zengin Mutfağı, mesela Şener Şen'in oynadığı. Orada ne yapar? Size bir katartik etki imkanı vermez. Yani kahramanın yolculuğu içerisindesiniz. Kısaca tekrar özetleyelim. Kahraman kazanırsa nasıl hissedeceksiniz? Çok iyi hissedeceksiniz. Yani o zafer sadece kahramana mı ait? Hayır. Size de ait bir zafer oldu. Yani bir nevi şöyle de bir küçük not düşebiliriz. Şöyle de düşünebilirsiniz. Adeta kahraman kim olacak? Sizin babanız pozisyonunda. Yani Freudian bir şema içerisinden yorumlarsak kahraman sizin babanız figüründe, pozisyonunda olacak. Ve deyim yerindeyse şöyle bir örnek tezahür edecek. Benim babam senin babanı döver. Yani benim kahramanım kazanırsa ben de kazanmış olurum. Bakın burada bir sorumluluk devri bir yanıyla ve izleyicinin kahramanla özdeşlik kurduğu, düşüncenin sorumluluğunu büyük ölçüde almadığı bir hikayenin içerisine eklendiği, hatta buna şöyle diyebiliriz, bir puzzle'a yerleştiği bir konumlanış vardır. Ama o Brechtian veya Ernest Fischer'cı konumlanışta dördüncü duvarı yıkmak olarak bildiğimiz çoğunlukla izleyiciye, seyirciye bir sorumluluğu olduğunu anımsatan, yani benim çok sevdiğim bir ifade, onu yanlış olmasın diye bakarak söyleyeyim. Polanski diyor ki dostlar, salonda olduğumuzu unutturan filmler. Yani Brechtian veya Fischer'cı bu etki salonda olduğumuzu unutturmaz. Yani hikayeden bir çık, kendine bak ve ne yapabilirimi düşün. Bu hikayenin bir parçasısın, evet, ama kahramanın kendisi değilsin. Özdeşlik kurmamalısın kahramanla. Dolayısıyla bize bir sorumluluk yükler. Ama bunu sadece elbette dördüncü duvarı yıkmak olarak ifade ettiğimiz, yani ne demek istiyoruz? Karakter döner ve bize bakar. Mesela Woody Allen'ın filmlerinde çoktur. Anımsarsınız. Karakter döner ve bize bakar. Bizimle konuşur. Bizi deyim yerindeyse bir insan yerine koyar, değil mi? Bizi muhatap alır. Ama sadece yöntemi bu mudur? Sadece yöntemi bu değildir. Yani şöyle küçük bir örnek vereyim detaylandırmadan. Tarkovski'nin filmlerini izlerken size karakterin hiç baktığını görmezsiniz. Ama sorumluluk size aittir. Düşünce üretmek durumundasınızdır. Şimdi bir kavramsal çerçeve açısından bunları söyledim. Vakti de verimli kullanmak adına şunu da ifade edeyim cümlemin devamına geçmeden. İbrahim Bey söyledi ama bu konuşmanın sonunda bir soru cevap yaparız diye. Ama ben eğer izin verirseniz her zaman metodum, usulüm o. Olabildiğince beni ne denli bölerseniz, dahil olursanız, ne kadar interaktif bunu gerçekleştirebilirsek o kadar mutlu olacağım. Dolayısıyla beni bölebilirsiniz, sorular ve yorumlar yapabilirsiniz. Şimdi buradan şuraya geçmek istiyorum. Artık sinema bir nevi ki burada karşımıza çıkan bir kavramsal ifade var. Tal Shamir'e ait bir bakış açısı bu. Diyor ki, öncelikli olarak antik Yunan'da felsefe sözle yapılıyor idi. Yani diyaloglarla yapılıyordu felsefe. Sonra felsefe kitaplandı deyim yerindeyse. Bir kitabı olmaya başladı. Yani metinle felsefe yapılmaya başlandı. 20. ve 21. yüzyıla geldiğimizde de artık felsefenin imajlarla
kendini üretme olanağı vardır. Yani felsefe yeni bir zemin kazanmıştır. Söz ve kitap dışında artık kendisine yeni bir mesken deyim yerindeyse bulmuştur. O da sinemadır. İmajlarla felsefe yapmak. Dolayısıyla buradan şöyle diyebilir miyiz dostlar? Filmlerin içerisinde felsefi kavramların karşılığını, izlerini bulma, o izi sürme imkanımız vardır. Ama dikkat! Sadece felsefenin kavramlarını, düşünüşlerini filmlere uyarlama veya filmlerden onu çekip çıkarma gibi bir ilişki yoktur sinemayla felsefe arasında. Bizzat sinemanın felsefe üretme imkanı da vardır. Yani neyi kastediyoruz? Tam şimdi oraya geldik. O kavramsal temeli attıktan sonra. Örneğin mesela benim de çok sevdiğim Kuzey sineması şu anda bunu çok iyi yapan sinemalardan bir tanesi. Nordik sineması çok iyi yapan sinemalardan bir tanesi. Yani neyi kastediyorum? Felsefe henüz kavramlarını üretmeden, felsefe henüz yeni gelmekte olan, her daim yenilenen yaşama dair bir takım düşünceler üretmeden sinema bunu imajlarla yapmayı başarmıştır. Burada izninizle bir küçük parantez daha açayım. Bize kılavuz olacak bir kavramsal açıklama. Ulus Baker'in bir imaj ayrımı vardır. Şöyle söylüyor, diyor ki imaj üçe ayrılır. Bir teknik imaj, bir temsil imaj, bir de düşünce imaj. Nasıl tanımlayabiliriz bunu? Temsil imaj esasında ilk çağlardan itibaren yaşamımızın içerisinde olan bir imaj türü. Yani mağaranın duvarlarına çizilen resimler veya bir resim yapıtına can vermek deyim yerindeyse. Yani onu şöyle de tanımlayabiliriz. Üç boyutlu dünyayı özellikle natürmortlara baktığımızda, doğayı tasvir eden resimlere baktığımızda üç boyutlu dünyayı ne yapıyorsunuz? İki boyutlu bir tabloya yansıtıyorsunuz. Yani bu bir nevi temsil imajdır. Bir de düşünce imaj vardır. Bu ne demektir? Bakın bunun pek çok tanımı yapılabilir ama en basit ilk akla gelen örneğini paylaşmak gerekirse insan bir nebze de imajlarla düşünen bir varlıktır. Mesela hemen dilerseniz test edelim. Çekçekli valizi olan birisi yolda valiziyle birlikte gidiyor. Nereye gidiyor sizce? Havaalanı, otogar, tatil, seyahat. Bakın burada imajı gördüğümüz anda düşünce veya onu tanımlayış o imaja eşlik etmektedir. Yani bir nevi biz imajlarla düşünen, imajlara yerleşen bir türüz, bir varlığız. İşte düşünce imaj da yaşamı yeniden kuran, yeniden izah eden, açıklayan bir imaj üretimidir. Sinema ne yapıyor demiştik? Düşünce imajlar üretiyor. Elbette sinemanın tamamı için bunu söyleyebilir miyiz? Katiyen söyleyemeyiz. Yani bu ayrımı şuradan da yapabiliriz. Edebiyat içinde veya diğer sanat dalları içinde geçerli. Hep söylerim. Mesela şunu ifade ederim. Kitap okumayın. Yazar okuyun. Yani çünkü kitapların bize fayda sağlayacak, bizim düşüncelerimizi pekiştirecek veya bizi düşüncelerimizle savaştıracak imkanları var ise o kitaplar bizim için bir kılavuzdur. Ama öte yandan yani Migros'a bile girdiğinizde pek çok kitap görüyoruz orada, değil mi? Yani kitap okumak çok iyi bir şey değil. Yazar okumak çok önemli. O yazarın dünyasını anlamak. Aynı benzetmeyi filmler için de kullanabiliriz. Yani sinemanın, filmin böyle bir gücü, böyle bir etkisi, iyileştirici, insan düşüncesini bir yerden bir yere taşıyıcı etkisi var diyemeyiz hepsi için. Şimdi şuraya getireceğim sözü. Mesela birkaç film not aldım, birlikte tartışalım diye. Bu kavramsal teorik temele bir nevi pratik örnekler verelim diye. O filmlerden bir tanesi benim çok sevdiğim bir yönetmen Joachim Trier. Oslo üçlemesi. Ve Türkçe'ye dünyanın en kötü insanı olarak çevrilen bir filmi var. Bilmiyorum içinizde izleyenler var mı? Mesela bu film tam olarak az önce verdiğimiz örneğe uygun. Yani felsefeden önce belki de büyük ölçüde imajlarla düşünce üreten bir filmdir. Birazdan detaylarına belki birlikte ineriz. Keza Christopher Borgi'nin Türkçe'ye ilgi manyağı olarak çevrilen filmi yine düşünce üreticisi bir film olarak bana sorarsanız tanımlanabilir.
Bir küçük ek yapmak isterim detaya geçmeden önce. Bauman'ın, Zygmunt Bauman, düzeltiyorum, Buyum Çulhan'ın enfokrasi diye bir kavramı var dostlar. Enfokrasi. Ne demek enfokrasi? Şöyle basite indirgeyerek bir tanım yapabiliriz, formülize edebiliriz. Dijitallikle, dijitalleşen dünya ile demokrasinin bir aradalığı. Fakat elbette bu mükemmelen bir aradalık değil, krizlerle beraber bir aradalık. Neyi kastediyoruz? Buyum Çulhan şöyle söyler. Orta Çağ, yani Weber'e yine dönerek o büyülü dünyaya atıf yaptığımızda insan bir özne henüz olmamış idi tam anlamıyla. Yani insan neydi? Bir tebaaydı, bir köleydi değil mi? Kuldu. Köle yaşamını sürdüren, Buyum Çulhan'ın deyişiyle kabile hayatı yaşayan büyük ölçüde bir tür idi. Peki dijitalleşen demokrasi, yani Buyum Çulhan'ın deyişiyle enfokrasi nasıl bir yeni tür kölelik doğurmuştur? Yeni tür kabile hayatı doğurmuştur diye bir soru atar ortaya. Ve çok hızlıca kat ederek cevaba gidersek şöyle söyler. Artık fenomenler vardır ve bizim kişisel tercihlerimizi, kişisel seçimlerimizi devre dışı bırakıp bilincimizi, aklımızı deyim yerindeyse devre dışı bırakıp kendimizi onlara teslim ettiğimiz bir yeni dünyadır bu. Seçimlerimizi onlara teslim ederiz. Kendi yaşamsal sorumluluklarımızı, incelmiş zevklerimizi, bir takım yapacak veya yapmayacak olduklarımızı onların bize dair yönlendirmelerine terk ederiz. Bakın bu yeni bir tür kabile yaşamıdır. Dolayısıyla enfokrasi kavramını üretiyor Buyum Çulhan ama biz az önce zikrettiğimiz filmlerde bu kavramları görüyoruz. Bu kavramları imajlar üzerinden görüyoruz. Mesela İlgi Manyağı filmini izleyenler var mı aramızda? Ne görüyoruz orada mesela? Buyurun. İlgiç'in yaptıkları yani. İlgiç'in yeri geliyor, yüzünü gözünü parçalıyor. Hani o kadar her şeyi göze almış. Yani ilgi, insanın doğası zaten ilgi. Ama burada da hani işte medyanın bize verdiği orada işte bir şekilde haberlere çıkıyor ve gündeme geliyor. Ondan sonra o duygudan kurtulamıyor. Yani göster. Evet, yani bir Guy Debord'un deyişiyle bir gösteri toplumu değil mi? Yani kendini göstermek, o ilgiyi kendi üzerinde toplamak ki insanın en önemli açmazlarından bir tanesidir. Yani insan hem biricik olmak ister, hem özgün olmak ister, bir yanıyla da topluma ait olmak ister. Yani biricik ve özgün olma isteği bir nevi bir yalnızlık talebi içerirken, bunu bedensel bir yalnızlık olarak sadece almamak lazım, zihinsel bir yalnızlıktır bu adeta. Neyi kastediyoruz? Biraz daha basitleştirerek ifade edersek, toplumun bizden beklentilerini, bize dayattığı yaşamı geri geldiğinde elimizin tersiyle itip kendi anlamımızı, kendi yaşamdaki varoluşumuzu sorgulamak ve bunu bulmak yükümlülüğü, sorumluluğu. Bu bir yalnızlık gereksinimi yaratır. Öte yandan bu yalnızlıkla tezat oluşturacak şekilde topluma ne yapmak isteriz dostlar? Ait olmak isteriz. Toplum bizi kabul etsin isteriz. Şimdi demografik açıdan, niceliksel açıdan da son derece nüfusun arttığı, artık herkesin her yerde olabildiği, her koltuğun birden fazla talibinin olduğu bir dünyada, ki ben bunu şöyle biraz egzajere ederek örneklendiriyorum. Mesela hepimiz biliriz, Karacaoğlan'ın şiirleri vardır değil mi? Yani Karacaoğlan kırsal bir mecrada gezinmektedir, sazı vardır ve o kara kaşlı esmer dilbere şiirler yakmaktadır, türküler çığırmaktadır. Aynı Karacaoğlan'ı burada Kızılay Meydanı'na koyun ve o esmer dilberi de koyun, bakalım onu fark edebilecek midir? Bırakınız şiir yazmayı. Bu her şeyin ve herkesin alternatifinin olduğu yanılgısını içeren bir dünyadır. Dolayısıyla burada insan o biricik olma hassasiyeti ve ihtiyacından dolayı görünmek istemektedir. İlgi çekmek istemektedir.
Yani hepimizin anlayacağı bir ifadeyle söylersek layık almak istemektedir. Bakın bunu bulanlar esasında insanın o yumçu bir tabirle söylersek gölgesini son derece iyi analiz etmiş, keşfetmiş kişilerdir. Layık butonu. Değil mi? Hepimiz beğenilmek isteriz. Şimdi o İlgi Manyağı filminde bunun esasında ne denli bir patoloji yarattığının karşılığını imajlarla görüyoruz. Bakın bu patolojinin kavramsal bir karşılığı yok şu anda. En azından benim bildiğim bir kavramsal karşılığı yok. Belki biz bu akşam burada üretiriz, uydururuz yani. Ben şöyle düşündüm. Buyurunuz. Goffman'ın damgasındaki o öteki olma hali vardır ya. Yaralı yüzler vardır, işte amputre olmak. O ötekiyi doğurur. Ve hep bir hassasiyet geliştiririz o tarafa. Evet. O hassasiyeti ürettirerek var olabilme istenci. Evet, yani İsa'nın stigmata denilen yaraları, yani yüceltilen yaralar değil mi? Hristiyanlık tarihine baktığımızda İsa çarmıha gerildiğinde orada bir takım yaralar olduğunu, stigmata ismini alan ve o yaraların nasıl gönendirildiğini, nasıl yüceltildiğini ve bunun anlatısını görürüz. Benzer bir hadise, yani bize Borgil şöyle diyor adeta, kendi yorumumuzu katarak da ifade edelim. Yeni çağda, 21. yüzyılda stigmata artık layık alma talebiyle oluşmaktadır. Doğru mu? Yani o filmi izleyenler anımsayacaklar. Signe diye bir karakter vardı hafızam beni yanıltmıyorsa. Kendini Nurşan az önce söylediği gibi yaralamakta ve o yaraların yarattığı hassasiyetle ilgi çekmeye çalışmaktadır. Bakın bu yeni çağın bir tezahürüdür, bir kendini gösterme biçimidir. Hakikaten de böyle değil mi? Yani bir takım sosyal medya mecralarına girdiğinizde hastaneden fotoğraf paylaşanları görüyorsunuz. Bakın bunun altında tam olarak filmin ürettiği imajları görebiliyoruz. Mezarlıkta bile var. Mezarlıkta bile var. Evet, mezarlık keza. Şimdi bir şey daha var. Mesela benim yine çok yararlanmayı sevdiğim, deyim yerindeyse kavgaya tutuşmayı sevdiğim, elbette bunu bir ukalalık olarak almayınız. Baudrillard diyor ki, Türkçe tercümesiyle ayartıldığımız bir çağdayız. Ayartma. Yani ne demektir bu? Hiçbir konuda, hiçbir karşılaşmada, yani Badyo'nun deyişiyle olaya sadık kalamadığımız, daima ayartıldığımız, caydırıldığımız bir çağın çocuklarıyız. Ve hiçbir karşılaşmaya, hiçbir olaya, hiçbir kavrama sadık kalamayıp derinleşemiyoruz. Yani bu bir nevi enfantilizm dediğimiz, psikoloji literatürüne böyle geçmiş, çocuksu kişiliklere dönüyoruz. Niçin böyle söyledim? Buyurunuz. Hocam bu saptamalar evet de buraya nasıl gelindi? Yani böyle bir çağ değişimi nasıl oldu? Bunun da elbette bir altyapısı, bir zemini hazırlandı illa ki. Tabii ki. Orada da benim felsefem üretildi. Evet, yani çok zor bir soru sordunuz. Kaçmayı tercih ediyorum. dağılmamak adına ama bilahare konuşuruz. Biraz tabii kapsamlı bir şey elbette. Hani öyle bir iki cümleyle geçiyor. Evet, ama. Yani şunu söyleyebilirim. Elbette buraya gelişi biz konumuzdan sapmamak adına hızlıca kat ediyoruz ama sanıyorum şu tespit önemli. Baudrillard'a geri dönersek ayartma dediğimiz şey, ki az önce enfantilizmle de bağlantılandırdık bunu, çocuksu kişilik anlamına gelen, çocuklar gibi bir yaşam, yani yeni çağın çocukları, ama hep söylerim ben bunu, felsefe de bir nevi çocuk bakışı demektir. Yani geçtiğimiz ilk toplantımızda felsefenin dayandığı o başat iki kavramdan bahsetmiştik, iki duygulanıştan bahsetmiştik. Neydi bunlar? Öfke ve hayret. Yani felsefenin esasında antik Yunan'da bir kavram var dostlar. Onu söyleyelim, sonra cümlemizi tamamlayalım. Heteia. Heteia ne demek? Uzaktan izlemek demek, basitçesi. Peki bizi heteia konumuna iten nedir? Bir olaya dahil olmamamızı, onu uzaktan izlememizi sağlayan duygu genel itibariyle ya hayrettir ya da öfkedir. Karşı koyuştaki öfke. Yani sizin aranızda olmayacağım, size katılmayacağım öfkesi veya bunlar ne yapıyor hayreti, değil mi? Yani ben şöyle söyleyeyim, tartışmaya açık bir mesele, çok küçük derinleşme
imkanını ortadan kaldırarak söyleyeyim. Edebiyatın veya sanatın bazı kollarının bir heteye konumlanışı vardır. Onun yarattığı duygu hüzündür. Mesela müzikte veya edebiyatta siz karşıdan bakar iken, bir gözlemci pozisyonunda iken genelde hüzün duygusuyla bir arada olursunuz. Yani bir şarkı dinlersiniz, uzaktan o şarkıyı duyarsınız veya bir şiir okursunuz, bir şiiri duyarsınız. O deneyimin içerisinde olmak sizi o duygulanıştan bir nevi esirger. Yani daha basit şunu ifade etmeye çalışıyorum, daha toparlayarak söylersem. Deneyimin içerisinde olmak sizin bir sanat eseri yaratmanıza bir nevi engel teşkil eder. Yani son derece şiddetli, yoğun bir aşk ilişkisi yaşıyorsanız veya yaşamın o telaşına, akışına kapılmışsanız orada mesafelenip, deyim yerindeyse bir adım geri çekilip olayı gözlemleyici konumuna gelemezseniz orada bir üretim çıkmaz. Bakın bu konumlanış nasıl bir konumlanıştır? Teorik bir konumlanıştır. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Yani teoriya demek zaten izlemek demektir. Şimdi genelde edebiyat, müzik bunu hüzünle yapar. Yani hüzün duygusu nedir? Uzaktan bakıştır. Ne bizi hüzünlendirir? Geçmiş, yani uzaktan baktığımız günler, değil mi? Veya olmak istediğimiz ama olamadığımız bir takım pozisyonlar. Yani orada deneyim yoksunluğu vardır hüzünde. Doğru mu? Felsefe de bir hetaya konumlanış yaratır. Uzaktan bakma. Fakat felsefenin temel duygusu hüzün değildir. Hüzünlenerek felsefe yapmanız çok mümkün değildir. Değil mi? Şair olursunuz. Yani hani Gazi Paşa'ya demiş ya, Mustafa Kemal Atatürk'e öğretmeni demiş ya, şiir yazıyormuş. Sen asker olmalısın yani. Bırak şiiri. Niye? Orada hüzün var çünkü. Hüzünlenirsen ne olacak? Devlet ne olacak? Savaş ne olacak? Olmaz. Hüzün. Ama felsefede hüzün yoktur. Yoğunluk düzeyi itibariyle. Ya ne vardır? Öfke ve hayret vardır. Biz buraya nereden geldik İbrahim Bey? Evet. Şimdi dolayısıyla meselemize geri dönersek, felsefenin çocuk varlığından geldik. Çocuk varlıkta bir şaşkınlık vardır. Yani çocuk yaşama şaşırarak bakar. Daima hayret duygusuyla bakar. Bu nedir sorusunun mümessilidir çocuk yani. O tırnak içerisinde gıcık edici soru, bu nedir cevabını verirsiniz tekrar sorar. Çünkü çocuk bu anlamda felsefi bir varlıktır metodik olarak. Ama öte yandan enfantilizm dediğimiz şeyin yarattığı çocuksu kişilik derinleşemeyen kişiliktir. Çocuk derinleşebilir mi? Derinleşemez. Sürekli ilgi kaybına ve başka bir şeyden başka bir yere kayma eylemi, edimi içerisinde bulunan bir varlıktır. Çünkü duygusal, dürtüsel bir varlıktır. Duygu nedir dostlar? Duygu geçicidir. Duygu geçişlidir. Akıl gibi değildir yani. Akıl daha sabittir. Bakın akıl daha durağan, daha kök salan bir kavram iken duygu yaşamdaki karşılaşmalara göre şekillenen geçişli bir kavramdır. Şimdi tam olarak İlgi Manyağı filmine geri dönersek burada işte o çocuksu kişiliğin, o enfantilist kişiliğin tezahürlerini, yansımalarını görüyoruz. Yani daima ilgiden ilgiye koşan, ilgi neredeyse, o like alma durumu nerede cereyan ediyorsa oraya doğru hareket eden bir varlık. Keza Triel'in filmine bakarsak, Dünyanın En Kötü İnsanı filmine bakarsak orada da ne görüyoruz? Filmi izleyenler var mı aramızda? Bravo. şu var değil mi? Önce anatomi dersi alıyor. Julia'ydı galiba karakterin adı. Anatomi okumak istiyor. Sonra psikoloji okumaya karar veriyor. Sonra fotoğraf çekmeye karar veriyor. Yani nereye ait olduğunu bilmeyen ve bunu arayan ama bu arayış acaba felsefenin, bilincin veya yaşamdaki o sınırların neyi istiyorum veya neyi istemiyorum belirlendiği bir arayış mıdır? Yani bu acaba dış dünyanın kendisine dayattığı, yönlendirdiği bir zorunlu arayış mıdır? Yoksa kişinin kendi ihtiyacından doğan, neyi kastederek söylüyorum? Şöyle basitleştirerek izah edeyim bu durumu.
Eğer insan yaşamın içerisinde bir arayış içinde ise dostlar, genel ifadeyle orada benim kavramım bu, tartışmaya açık elbette, bir estetik patoloji vardır. Yani ne demek istiyorum? Sanat ya da felsefe kişinin, Freud olsa şöyle derdi sanıyorum, çocuk yaşantısından kaynaklanan bir tırnak içerisinde noksanlığın, bir gediğin, bir marazın, bir patolojinin estetize edilme ihtiyacıdır. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani siz, çok basite indirgeyerek ifade edersem, siz dış dünyanın ilgisini, sevgisini talep etmektesinizdir. Ama bunu basit bir yolla değil, yüce bir amaçla yapmak istemektesiniz. Yüceltme deniliyor tabii, savunma mekanizması Freud'un. Yani mesela ben bu dünyayı değiştireceğim. Ya her yazarın bakın böyle bir patolojisi vardır. Yani Deleuze bunu söylüyor, monomit diyor, hafızam beni yanıltmıyorsa. Ya monomit ne demektir? Bir hikayeye takılı kalma. Bakın burada patoloji vardır. Hatta Foucault da bunu söyler. Der ki, üretici özne, üretici kişi o üretim esnasında delirmiş kişidir. Patolojik kişidir. Ama gerçek anlamda deliden ayrıştığı yer neresi? Eğer becerebiliyorsa tabii. Üretimi bittikten sonra normale dönmesi. Ama o da belli bir kısa bir süreç. Değil mi? Yani kitabı yazdım. Şimdi oh dedim ama ertesi gün yine kaşınmaya başlıyorum. Bakın bu patolojik bir durumdur. Bir monomit dediği bir mite saplanıp kalma. Dolayısıyla konumuza dönersek bir estetik patoloji vardır burada. Yani şunu bilirsiniz, ne yapmak istemediğinizi bilirsiniz. Heidegger'in kavramıyla söylersek, Dasman diyor ya Heidegger, yani ne demek Dasman? Her günkülük içerisinde inotentik bir varoluş. Yani yaşamın size yap et dediğini yapma, kendi varlığı üzerine düşünmeme. Bu daha iyi bir tanım olacak sanıyorum. Yine Heidegger'e ait bir ayrışma bu. Diyor ki insan kendi varlığı üzerine düşünen ve kendi varlığını unutan olmak üzere ikiye ayrılır. Şimdi burada kendi varoluşunu düşünen, bu patolojinin farkında olan ve buna dair arayan bir kişi vardır. Fakat Julia'da da bu vardır elbet bir nebze ama katılmadığım nokta şu. Julia bunun çok farkında mıdır? Veya bunu bir nevi estetize etmenin yolunu kendi içe bakışında, iç dünyasında mı aramaktadır? Yoksa dış dünyanın yönelimleri, dış dünyanın deyim yerindeyse rüzgarına mı kapılmaktadır? Burada bir aralık var. Yani üzerine düşünmemiz gereken bir aralık var. Meselemize geri dönersek, dünyanın en kötü insanı olarak tercüme edilen film, esasında artık dünyadaki en kötü eylemin bana sorarsanız, işte o arada kalma hali ve başka bir de işte daha kavramsal bir yerden ifade edersek, duyguyla eylemin arasına mesafe sokma hali olarak tanımlar. Yani şöyle söyleyeyim. Bir insan yaptığı eylemin duygusunu hissetmiyorsa bu bir kötülük müdür? Bundan büyük marazlar doğabilir. İlla ki doğacak diye bir kaide yok elbette ama kastettiğim şu dostlar. Bakın bir takım sosyal deneyler yapılıyor yabancılaşma kavramı doğrultusunda. Mesela örnek şu, birlikte düşünelim. Bir uçak pilotusunuz, savaş pilotusunuz ve bir yerden uçağınızla geçiyorsunuz, düğmeye bastığınız an orayı bombalayacaksınız. Bunu yapmak mı daha kolaydır? Yoksa oturduğunuz sıcak bir ofiste bastığınız düğmeye bastığınız anda görmediğiniz bir coğrafyayı, bir atom bombası mesela, bombalamak mı daha kolaydır? İkincisi daha kolaydır. Niye? Çünkü duyguyla eylem ayrışmıştır. Dolayısıyla dünyanın en kötü insanı olma hali esasında eyleme ait olamamanın yarattığı bir sonuçtur. Bilmiyorum anlatabiliyorum. Evet, yani konuşacağımız çok film var. Birkaç bir şey daha söyleyeyim, zamanı da kontrol edeyim. 9'a gelmiş saat çünkü. Mesela benim en çok kayırdığım deyim yerindeyse sevdiğim filmlerden bir tanesi de Hans Holm'un Uwe adında bir adam, Türkçe'ye böyle çevrildi. Mesela bu filmi de özellikle tavsiye ederim.
Çok kabaca anlatayım. Filmle eski dünyayı özleyen, yaşını almış, artık 60 yaşına basmış ve eski değerleri özleyen bir karakter karşımıza çıkar. Tam olarak bizim tartıştığımız meselelerle ilgili bir tezatı gündeme getirmektedir. Tabii elbette bunu bir tarafkir konumlanışla ifade etmiyoruz. Yani burada bizim yapmaya çalıştığımız bir nostalji övgüsü değil. Hatta buna dair şöyle bir dipnot düşebilirim. Bifo Gerardi diye bir İtalyan kuramcı var. Onun Gelecek Yok, hafızam beni yanıltmıyorsa, No Future olmalı kitabının adı. O kitapta şunu anlatır. Artık İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bilhassa, ki öncesinde insanlığın projeksiyonu, bakışı gelecekten ümit var olmaktı der. Yani bunu hep yeri gelince söylerim. Nazım'ın şiirlerine bakın mesela. Çok teşekkür ederim. Bilenler bilecek. Mesela makinalaşmak istiyorum diye bir şiir var Nazım Hikmet'in, değil mi? Şimdi bu makinalaşma isteği esasında çok kabaca ifade edersek dostlar, yeni yaşamın ve yaşamın içerisine giren teknolojinin, makinelerin işçinin yükünü azaltacağına dair umuttur. Yani gelecektir makineler, işçiyi 16 saat çalışmaktan kurtaracaktır, işçinin yükünü alacaktır, yeni dünya artık daha adil bir dünya olacaktır. Yani bütün sosyalistlerin amacı nedir zaten? Daha adil bir dünya. Fakat öyle mi olmuştur? Tam anlamıyla öyle olmamıştır. Şimdi bu bir nevi aydınlanmanın da perspektifidir. Çünkü aydınlanmacı dünya, anımsayalım, bizi iki tür vesayetten kurtarmak isterken esasında ayrıcalıklı bir sınıftan da kurtarmak istiyordu. Yani anımsayın dostlar, John Locke'un o hepimizin bildiği önermesi, tabula rasa. Yani ne demek? İnsan boş levhadır. İnsanın boş levha oluşu, başka bir deyişle deneyim dünyasında a priori değil de, doğuştan getirdiği değil de deneyim dünyasında inşa ettiği bir yaşama, bir benliğe sahip oluşu politik düzeyde, daha sosyolojik bir yerden bakarsak neye sebebiyet verir? Doğduğum anda inşa faaliyeti başlıyor. Ben doğmadan önce değil. Aristokrasinin yıkılışıdır bu. Çünkü aristokrasi soylu kan demektir. Bakın orada bir süreyenlik, bir devamlılık vardır. Şimdi meseleye böyle bakınca İşte o sınıfların çöküşüdür geleceğin dünyası, teknolojinin dünyası. Buyurunuz. Bu biraz önce bahsettiğimiz kolektif bilinç dışıyla gelişiyor mu sizce? Tabula rasa. Yani doğduğum anda başlıyorsa o zaman kolektif bilinç dışı benim üzerimdeki etkisi ben doğmadan önce başlıyorsa bunlar ikisi birbiriyle çelişir mi? Meseleye makro açıdan baktığınızda çelişir diyebilirsiniz. Yani detaya inmeden. Çünkü orada bir mitik bir dünya vardır. Yani zaten Jung'un aldığı en büyük eleştirilerden bir tanesine bizzat yandaşı, hatta ustası diyebileceğimiz Freud'da. Freud diyor ki, Jung'a sen bilim dışısın yani. Ama aynı eleştiri Freud'a da yapıyorlar. Şimdi doğru, şunu tamamlayalım. İşte bu dünya geleceğe umut var bakışın olduğu bir dünyadır ve fakat Bifo Gerardi tam olarak bunu söylüyor. Diyor ki Birinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı rasyonalizmin algısını ve umudunu öylesine bir yıkmış, yerle bir etmiştir ki artık yeni insanlık deyim yerindeyse gelecekten umudunu kesmiş ve gözünü nereye dikmiştir dostlar? Nostaljiye, geçmişe. Geçmişte ne yoktur? Geçmişte kaygı duygusu yoktur. Yani bizim bütün korkularımızın altında, kendi tabirimle ifade edeyim, ölüm korkusu yatmaktadır. Bizim bütün kaygı ve korkularımızın altında, ikisini bir anlamda, aynı anlamda kullandım farklı olsa da, ölüm korkusu yatmaktadır. Ama hangi tür ölüm korkusu? Bunu da ikiye ayırabiliriz çok genelleştirerek. Bir soyut ölüm, bir de somut ölüm. Yani somut ölüm fiziksel ölümdür. Soyut ölüm nedir? Unutulmak, toplum dışına sürülmek, değil mi? Dolayısıyla nostalji bir yara bandıdır bu anlamda. Çünkü geçmişte ölüm yoktur. Hatırada ölüm olmaz. İşte buna da Bauman retrotopya diyor.
Yani retrotopya, retro kelimesi biliyorsunuz hepimizin gündeminde. Yani o geçmişe ait bir dünyadır. Retrotopya neyle çelişir? Ütopya ile çelişir. Ütopyanın zamansal konumlanışı gelecektedir. Yani Thomas More'un o kavramsal ve literatüre kazandırdığı ifadesiyle ütopya gelecektedir, idealize edilmiş bir geleceğin tasviridir. Ama retrotopya geçmişte olup bitmiş bir anın özlemidir. Şimdi işte Uwe adında bir adam da tam olarak bu retrotopya ile ütopya arasındaki mücadeleyi anlatır. Şöyle küçük bir örnek vereyim, filmin detaylarına giremiyoruz. Yani gösterme imkanım da yok. O yüzden bellekten size anlatmaya çalışıyorum. Bir sitenin içerisinde yaşar Uwe. Böyle villaların olduğu, bahçelerin olduğu ve siteyi çepeçevre saran dünyada ise gökdelenler vardır. Bakın bu yeni dünya ile eski dünya arasındaki savaştır. Gökdelenler adeta ikonik olarak neye benzetilebilir dostlar? Dağlara. Dağlara başka? Şatolara başka? Ben neye benzetiyorum biliyor musunuz? Don Kişot'un savaş açtığı yel değirmenleri. Çünkü Uwe'de karşımıza orada bir Don Kişot olarak çıkar. Yani gökdelenlerle savaşan geçmişe ait bir varoluş. Don Quixote'de bir aristokrasi temsilcisi, Hidalgo dediğimiz 7. dereceden bir aristokrat olarak yel değirmenlerine niçin savaş açıyordu? Çünkü yel değirmenleri yükselmekte olan, gelmekte olan burjuvazinin bir nevi sancağıydı değil mi? İmgesiydi. Yani aristokrasinin, son aristokratların, son samuray gibi burjuvaları açtığı bir savaşın temsiliydi. Uwe de böyle. Uwe'nin dünyasında ne var? Mesela bir küçük örnek vereyim demiştim, vermedim. Hemen sözümü yerine getireyim. O sitede yaşar. Site, bakın dikkat, çitler vardır. Yani site neresidir bir nebze? Biraz haddimizi aşma imkanını kullanarak söyleyelim. Antik Yunan sitesidir. Yani kozmos vardır burada, kaos yoktur. Belirlenim vardır, ölçü vardır. Yani Aristoteles'in deyişiyle uyum, oran, denge, denge etiği vardır. Yeni dünyada ise kaos vardır. O sitenin kapısından çıkar ve daha doğru bir ifadeyle öncesinde şunu söyleyeyim. Uwe'nin kapısı çalınır daima. Kim çalar ve ne için çalar? Tamirat işleri için çalar. İşte bir takım el işleri için çalar. Niçin? Çünkü retrotopya, yani geçmiş dünya, insanın el yeteneklerini kaybetmediği bir dünyadır. Oysa 21. yüzyıl insanın el melekelerini yitirdiği, araya aratsallığın girdiği, yani başka bir deyişle dolayımın, mesafenin girdiği, bir takım nesnelerin araya sıkıştığı bir çağdır. Yani artık aşk da dahil olmak üzere ticaret, konuşma, sohbet, ilişkiler hepsi nereden yaşanmaktadır? Araya girmiş bir nesnenin aracılığıyla yaşanmaktadır. Dolayısıyla bu dünya dolayımın dünyası iken Uwe'nin dünyası neyin dünyasıdır dostlar? Temasın dünyasıdır. Bu mücadeleyi izlemenizi öneririm. Hatta öylesine temassızlık çağı içerisinde yaşıyoruz ki temassız ödeme diye bir şey var değil mi? Temassız ödeme. Dolayısıyla işte başladığımız yere geri dönerek bitirirsek felsefe bu düşünce imajlarla bize yeni imkanlar, yeni düzeltiyorum sinema bu düşünce imajlarla bize yeni imkanlar ve yeni olanaklar yaratır. Evet, ben sözlerimi tamamlamış olayım bu vesileyle. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Aslında geçen konuşmanın sonunda demiştim, 4-5 saat sürse biz burada dururuz. Daha derinlemesine ilgimiz için aslında zannedersem konuya yeni girmiş gibi bir şey oluyorsunuz. Evet. Evet, soru cevap kısmına geçtik arkadaşlar. Soru olması şart değil. Bu zaman diliminde sizlerin düşüncelerini de alabiliriz. Hocam ben hemen bir soruyla başlamak istiyorum. Kendime torpil yapıp. Nostaljiyadan bahsettiniz, nostaljiden. Andrei Tarkovski'nin filmi geldi benim aklıma hemen. Meşhur Nostaljiya.
Tarkovski'nin nostalji için bir tanımını okumuştum ben. Nostalji için biz hep şey biliriz, geçmişe duyulan özlem. Fakat Tarkovski diyor ki ben nostalji ya da geçmişe duyulan hüzün. Özellikle sizin yorumunuzu çok merak ediyorum. Tarkovski evet. Burada ne demek istemiş? Evet, esasında benzer bir şey söylediğimizi de fark ettim siz bunu söylediğinizde. Çünkü Heteya'dan ve mesafeli bir konumlanıştan bahsetmiştik ve bunun yarattığı, ürettiği bir duygu olarak hüznü koymuştuk. Dolayısıyla nostaljide esasında bir uzaktan bakış ve uzaktan bakışın yarattığı bir hüzün duygusu var. Bu hüzün duygusu bir geçmişe duyulan özlemden kaynaklandığı gibi aynı zamanda artık gidilemeyecek, artık deneyimlenemeyecek bir dünyanın da hasretini içerir. Yani bunun kurucu metni de bilenler bilecek Odisey destanıdır. Orada İthaka'ya doğru dönmek üzereyken, o 10 yıllık savaştan geri dönüyor iken bir adaya düşer Odisey ve orada Hafsan beni unutmuyorsa Penelope eşi, diğer karakteri anımsayamadım. Onunla birlikte bir haz dolu yaşamı sürdürmektedir. Ama bu haz dolu yaşama rağmen Odisey kendi toprağına, kendi ana vatanına geri dönmek ister. Nostaljinin kurucu miti budur. Bakın burada hüzün vardır. Yani Tarkovski'nin dediği gibi hüzün vardır. Çünkü o adaya geri döndüğünde, ana vatanına geri döndüğünde esasında tırnak içerisinde ideal bir mutluluk beklememektedir Odisey. Yani burada yitirilmiş bir yaşamın hüznü vardır. Dolayısıyla Tarkovski'nin söylediği sanıyorum ki bu söylediklerimizle örtüşüyor. Teşekkür ederim. Hocam orada çok geriye dönüşte de zaten şimdiye dair de bir sorun var aslında. Niye geriye dönüş? Evet. Şu an ve şimdiye dair demek ki bir ne diyeyim huzursuzluk mu var? Bir örtüşememe hali de söz konusu. Bu yüzden belki de bir hüznü üstlenir böyle bir dönüş. Evet, yani burada temel, bana sorarsanız temel duygu çok basit ifade edersek aidiyet problemidir. Evet, yani evet. Kendi bulunduğunuz zamana, mekana, zamansal ve mekansal düzleme, ait olamama, yani bir nevi yine edebiyatın ifadesiyle söylersek tutunamama hali vardır. Yabancılaşma. Burada yabancılaşma vardır. Evet. Esasında baştan beri dilim döndüğünce anlatmaya gayret ettiğim hadise de bu. Yani duyguyla eylem ayrışmaya, yarılmaya başladığı andan itibaren orada bir aidiyet krizi çıkar. Yani bu eyleme ait miyim? Şu anda ben burada bir konuşma yapıyorum. Sizler burada bir dinleme ve konuşma faaliyeti içerisindesiniz. Eğer buraya ait olmadığınızı düşünüyorsanız burada bir kriz çıkar, problem başlar. Zaten bu problemden doğuyor felsefe. Yani esasında bakın burada ait olmama sorunu çok da bir yanıyla tırnak içerisinde kötü bir durum değil. Yani bir zamana ve mekana ait olamayıp orada eylemle duyguyu birleştiremeyip başka bir deyişle orada uyuşma arıyorsanız bu bir sıkıntı doğuruyor ise sizde ki bu sıkıntı kaçınılmaz. Kierkegaard böyle söylüyor ya yani insanın ölümden bile büyük korkusu sıkılmaktır diyor. Can sıkıntısıdır diyor. Bu can sıkıntısından kurtulmak için de diyor deyim yerinde ise ya hazza savrulur ya da işte kurallı bir yaşama, yani kendi yaşamsal sorumluluğunu bir üst yapıya devredeceği kurallı bir yaşama savrulur. Ben bunu genelde hep örnek olarak işkolikleri veririm. Yani işte sabah gider, gece 11'e kadar çalışır. Niye? Çünkü kendiyle baş başa kaldığında ne yapacağını bilemez. Yani Frankl diyor yani pazar telaşı diye. Yani baş başa kaldık kendimizle ama ne yapacağız şimdi? Pek çok şey yapmak istiyoruz. Ertesi gün pazartesi ama ne yapacağımızı bulamıyoruz. Şimdi bu bir problemdir ama bununla yüzleşmek, bunun farkında olmak, o sıkıntının farkında olmak üreticiliğin de temelidir. Yani siz, ben buraya ait değilim ama ait olabileceğim bir yer bulmalıyım kendime. Bir zaman, bir mekan, bir düşünceye ait olmak, bir ilişkiye ait olmak, bir varoluşa, bir amaca ait olmak. Bunu bulmalıyım dediğinizde işte oradan sanat çıkıyor, felsefe çıkıyor, pek çok şey çıkıyor, zanaat çıkıyor. Değil mi? Yani şunu söyleyeyim, geçen oturumda biz Bujade diye bir kavramı ortaya atmıştık. Neydi? Dejavu'nun tersi olan bir kavram idi. Şöyle tanımlayabiliriz hızlıca anımsamak adına.
her gün yapıp ettiğin, defaatle yapıp ettiğin şeyleri ilk kez yapıyormuşçasına deneyimlemek, hissetmek. Yani dejavunun tam tersi. Fakat dikkat! Burada yalnızca ve yalnızca her gün yaptıklarınız değildir bizi Heidegger'in deyişiyle dazman kılan, her gün külük içerisine sıkıştıran, yani inotantik varoluş haline getiren. Zira sinemada da bakın bunun imajlarla bir karşılığı var. Patterson filmi, Jim Jarmusch'un. Yani orada bilenler bilecek. Patterson filminde bir otobüs şoförü vardır. Her gün külük içerisindedir. Her gün aynı hattan gider. Her gün benzer insanları görür. Fakat bu dazman yapmaz onu. Yani şiir yazar, düşünür. Yani bu da bir tüketim dünyasının bizde yarattığı bir yanılgıdır. Yani tüketim dünyası bize dazman olmaktan kurtulma vaadiyle şunu söylemektedir. Her gün başka insanlar görür, her gün başka yerlere git. Hayır, dazman olmak böyle bir şey değil. Veya dazayn olmak böyle bir şey değil yani. Mesela şeyi düşünün, öyle tamamlayayım. Ben mesela eski evime gittiğim sokakta şey görürdüm. Bir tane küçük marangozhane. Gecenin bir saati, kış vakti. Adam orada küçük bir lamba yakmış, İbrahim Bey. Yontuyor. Ve kendini yitirmiş. Yani tam olarak bir dağzayn işte o. Her gün külük içinde değil mi bu? Her gün külük içinde. Ama orada bir anlamlı bir varoluşu var. Yani mesele bu, aidiyet meselesi. Çünkü Heidegger bunu söylüyor bize zaten. Yani diyor ki, insan doğaya ait bir varlıktı. Çok kabaca, karikatürize ederek söylüyoruz, tanımlıyoruz. Doğaya ait idi. Doğadan ayrıştı, koptu. Yani Zimmel'in deyişiyle bir doğa varlıktı, kökensel varlık. Bir de kültürel varlık. Kültürel varlık oldu. Peki şimdi çok önemli bir soru var. Şimdi nereye ait? Şimdi nereye aitiz? Yani ben şöyle söylüyorum, bilmiyorum katılır mısınız, tartışmaya yine açık bir mesele. Yine tırnak içerisinde uyduruk bir kavram söyleyeceğim az sonra size. Homo times diyorum ben buna. Homo times ne demek? Yani çocuklar doğa varlıklardır büyük ölçüde. Yani doğdukları anda belirli bir yaşa kadar. Hangi yaşa kadar? İlkokul 6 o filan diyorsunuz değil mi? Benim yorumum şu. Homo times olana kadar, yani saat bilincine erişene kadar, zamanı saymayı öğrenene kadar, bir çocuk ne zaman saat bilincine varır, zamanı saymayı öğrenir, ondan sonra bir daha asla eskiye dönemez. Önceden kandırıyorduk onları çünkü zaten. Evet, dönemez. Artık o bir kültürel varlıktır. Dolayısıyla kültürel varlık olmak son derece iyidir, tavsiye ederim. Ama öte yandan işte bir aidiyet problemi çıkar ortaya. Yani nereye ait olacağız şimdi? Değil mi? Yani işte o eylemle duyguyu birleştireceğimiz bir atmosfere, bir iklime ihtiyacımız var. Evet. Buyurun hanımefendi. Hocam, kuraltlar üstüne ile ilgili bir şeyi sormak istiyorum size. Merve Samet karakteriyle karşılaşır. Eve davet eder diğeriyle beraber. Samet arkadaşına söylemeden tek gelir. Bir Alevi evine gireriz. İşte birleşme anına geleceklerdir. Banyoyu sorar. Kapıyı açar. Sahnenin dışına çıkar. Normal bir tuvalete girer. Film ve kamera ekibini de görürüz orada. Ondan sonra ellerini yıkar. Geri döner, biz sahnenin bozulduğunu biliriz, tekrar içeri girer ve ondan sonra film olduğu yerden devam eder. Adeta biz 5 dakika aralık tuvalete gidip gelmişiz gibi, oyuncu da aynı arayı alır, geri girer evet. Gibi bir şey olur. Evet. O sahneden sonra şey düşünmüştüm ben, yani ben izleyici olarak böyle bir hakkı kullanıyorsam, baş karakterin böyle bir hakkı olmalı mı, olmamalı mı? Hangi hakkı onu anlayamadım. Yani hani filmin dışına çıkmıştır. Ama öyle biraz önce söylediğiniz gibi o kadar iddia olmaya hazırız ki
sahne kırıldığı halde girdiği andan itibaren tekrar gireriz içeri. Evet. Yani orada ikna edilmeye hazır olmuşumuz mu? Yoksa sinemanın ikna gücü mü? Bakın bu da çok önemli. Yani ikna olmaya hazır halde bulunuşumuz da son derece tuzaklı bir durum. Yani bu ayrıca bence konuşulması, tartışılması gereken bir mesele. Ama oraya bir virgül koyarak şunu söyleyeyim. Kendi elbette yine subjektivitem içerisinden yorumluyorum. Bana sorarsanız orada sahne amacına ulaşmış. Niye? Çünkü siz bunu düşünmüşsünüz. Yani işte orada o Brechtian efekt devreye girmiş. Öte yandan ben onu şöyle yorumladım. Önce yorumumu paylaşayım. Çok önemli değil yani. Herkes farklı yorumlayabilir. Netice itibariyle bu değişmez bir kaydı değil. Bir de şunu da ifade edeyim. Mesela filmleri konuşuyoruz. Ben yaptığım derslerde de konuşuyorum. Semboller önemlidir. Yani simbol etimolojik olarak o testinin kırığı anlamına gelir. Bize bütünü gösterme gibi bir bakış açısı veya etkisi vardır simbolün. Ama öte yandan sembole çok takılmak da bizi düşünceden uzaklaştırır. Yani işte bir işte burada Freudian bir şey mi var, burada şu mu var filan diye semboller, sembol arayıcısı haline gelmeyi çok ben önermiyorum açıkçası. Ben şöyle yorumladım, uzatmadan söyleyeyim. Orada Samet karakteri rol yapıyor gibi bir düşünce oluştu bende. Çünkü kadının evine gidişinde, kadının dokunuşunda, kadına olan ilgisinde sanki bir aşk ilişkisinin belirtileri var gibi. Ama Samet'in bu duygusu var mı? Samet'te böyle bir duygu yok. Yani o an esasında Samet bir aşık rolüne bürünüyor. Çok anlayışlı, çok düşünceli, kadının dertlerine vakıf olan, onunla hemhal olan bir pozisyona kendisini bırakıyor. Dolayısıyla o rol yapma halini belki de yönetmen bize o tam olarak oyuncuların gezdiği yere sokarak gösterdi. Yani dedi ki bu adam rol yapıyor, işte alın size bu da kanıtı. Ama bu dediğim gibi bu bir kesin bir ifade, tanım, analiz olmadığı gibi kesin olması da gerekmez zaten. Yani sanat biraz da böyle bir şey değil midir? Yani hepimizin zorlamadan, o filmi, o yapıtı zorlamadan yorum yapma yetkimiz var. Buyurunuz. Bahsedilen sahne için dördüncü duvarı yıkmak ifadesi karşılık gelir mi? Gelir tabii. Yani sonuç itibariyle bir akışın, bir dizgenin bozulduğunu görüyoruz. Yani biz hikayedeyiz, o hikayenin içerisindeyiz, özdeşlik kurmuşuz, birdenbire koltukta doğruluyoruz. Değil mi? Yani ne oldu şimdi ya? Allah Allah, ne demek istedi acaba? Anlamlar aramaya başlıyoruz. Bakın. Tilkiler dolaşmaya başlıyor. Dolayısıyla yönetmen amacına ulaşıyor. Artık diyor ki yani deyim yerindeyse biraz egzajer ederek söylüyorum. Artık diyor siz ne diyor düşünürseniz düşünün diyor yani ben amacıma ulaştım. Buyurun buyurun. Peki Belatar'ın Torino atıyla ilgili ne söylersiniz? İzlediğiniz eğer. Çok sıkıcı bir film onu söylerim ama çok önemli bir film. Yani ben bazen derslerde söylüyorum, Nietzsche'yi özellikle konuşurken ama şöyle söylüyorum, bir ön alarak söylüyorum. Diyorum ki bu filmi izlemenizi öneririm ama bana sövmeyin diyorum yani hani izlerken. Ya o yorumum şu, tabii hani tek tek filmleri yorumlamak çok mümkün olmayacak ama çok temel bir film. Niçin, başta söylediğim ifadeye geri dönerek bunu açıklayayım, niçin sıkıcı bir film? Çünkü bence bilinçli olarak sıkıcı bir film. Yani orada bir yaşlı bir adamla genç bir kadının yaşamını izleriz. Bilenler anımsayacaklar. Bir barakadan bozma bir ev ve çorak bir arazi. Peki bunların orada ne işi vardır? Ya bu çorak arazide ve o baraka evde hiç kimsenin, hiçbir şeyin olmadığı, deyim yerindeyse yaşamın renklerinin olmadığı bir yerde ne işi vardır bunların? Bakın dikkat ederseniz, anımsayın. Kuyu vardır orada. Su vardır ve patates vardır. Patates nedir dostlar? Patates orta çağda köylü altını olarak tanımlanan, köylünün hayatını kurtaran bir besindir. Şimdi Nietzsche'ye giriyoruz ama çıkabilir miyiz bilmiyorum. Nietzsche diyor ya, yani son derece monist bir dünyadır. Nietzsche'nin ve Spinoza'nın dünyası. Ne demek istiyorum? Yani özdeşliğin, denkliğin olduğu bir dünya. Çünkü Sokratik gelenekte ruh bedene üstündü. Bir hiyerarşi vardı, bir dualite vardı. Ama Spinozacı veya Nietzscheci dünyada bedenle ruhun denkliğini görürüz.
Yani bir ayrışma, bir dualite yoktur. Bunu da şuraya bağlayacağım. Nietzsche söylüyor. Sizi sadece düşünceleriniz belirlemez. Hani o Stoa felsefesine gidin. Ne diyor? Düşünceleriniz değişirse yaşamınız da değişir. Biz de kullanıyoruz onu. Ama öte yandan Nietzsche diyor ki, deyim yerindeyse meala. Yedikleriniz değişirse düşünceleriniz değişir. Yani bedeni etkilenimler, bedensel etkilenimler sizin yaşamda yapıp ettiklerinizi belirler. Bakın bunu ne zaman söylüyor Nietzsche? 19. yüzyılda. Biz bugün 21. yüzyılda ne diyoruz? Bağırsak ikinci beyin diyoruz. Şimdi filme de geri dönersem patates. Patates, hani Cem Yılmaz diyor ya, biz bu kafayı patatesle yaptık. Hani folik asitlerle falan diye. Şimdi patates böyle bir ürün, mahsul. Kuyu var keza. Yani bu ne demektir? Temel ihtiyaçlara dair müthiş bir korkudur. Kuyunun yanında konumlanmak. Aman susuz kalırsam, aman patatessiz kalırsam. Bu Nietzsche'nin ifadesiyle sürü ahlakıdır. Yani sürü ahlakı, felsefe yapmaya cesareti olmayan, tabuları yıkmaya cesaret edemeyen, sapere aude olmayan, başka bir deyişle, bir temel ihtiyaç düzeyinde bir yaşamdır. Bu yaşamda renkler yoktur, bu yaşamda arzular yoktur ve resentiment vardır. Yani hınç duygulanır. Türkçesi bu, Türkçe çevrilişi. Yani ne demektir bu? Dış dünyada bir takım arzu nesneleri vardır. O arzu nesnelerine ulaşamazsınız ama hınçlanırsınız. Keşke benim olsa dersiniz. Ama bir adım da atmaya cesaretiniz yoktur. Şimdi dolayısıyla niye film bile isteye sıkıcı bir film? Çünkü Beratar adeta bize şunu söylüyor gibidir. Veya en azından ben öyle anlıyorum. İşte Nietzsche'nin sürü ahlakı dediği yaşam içerisinde olanların hayatı böyleydi. Bu kadar sıkıcıydı. Ama buna rağmen korkularından, o sıkıcılığın içerisinden kurtulma imkanı yaratmadılar, yaratamadılar. Var mı arkadaşlar? Burası sonra size gelelim. Dünyanın en kötü insanı filmi üzerinden bir yorum yapacağım. Evet. Sonrasında düşüncelerinizi merak ediyorum. Orada Julia'nın yaptığı eylemin karşılığını vermeme, yani duygusunu hissetmeme gibi bir durumu var. Öyle bir şeyden söz ettiniz. Evet. Yani yaptığı eylemin sorumluluğunu almıyor. Aslında bu bir kötülük müdür diye de sordunuz. Bence bu bir kötülük müdürden ziyade karakterin kendisini keşfettiği süreci izliyoruz biz. Ama kendisiyle asla yüzleştiğini görmüyoruz. Evet. Yani kendisi de zaten filmde söylüyor. Daha önce yanlış gidenin ne olduğu hakkında hep kaygılandım diyor. Ama bununla yüzleşmeyi tercih etmiyor. İlgi Manyağı filminde de keza benzer şeylerden bahsetmiş. Ben bunu yine Breaking Bad'den bir örnek vermek istiyorum. Orada Jesse Pinkman karakteri sürekli kendisini işlediği cinayetten ya da yaptığı kötülüklerden dolayı sorumlu gören bir insan, biri. Ve ondan dolayı sürekli kötü hissediyor ve görüyoruz bunu, biliyoruz. Bu önemli midir, kriter midir ve kötülük müdür sorusuna da ithafen şeyi öğrenmek istiyorum. Bir bedel ödeniyorsa, ben genelde bedel üzerinden yaklaşıyorum. Yani kendinize ya da etrafınızdaki insanlara bunun bir bedeli olacak şekilde bir sorun çıkartıyorsanız, evet bu bir kötülük diye teşkil edilebilir bence. Ama kötülükten ziyade yaptığımız eylemin sorumluluğunu almalıyız. Ve Jesse Pinkman alan bir karakter. O yüzden sürekli kötü hissediyor. Ama bu İlgi Manyağı filminde ve öteki Dünyanın En Kötü İnsanı filminde karakterlerin evet kendisini keşfetmeye çalıştığını görüyoruz. Ama o üzüntüyü, o sorunu yaşamayı göremiyoruz kendilerinde. Bunu böyle yorumlamayı tercih ettim ben. Sizin fikriniz ne? Evet, bu yoruma katılırım. Yani orada bir senin ifadenle bedel krizi var. Öte yandan bu içinde bulunduğumuz çağ, az önce de ifade ettiğimiz gibi bizi çepeçevre saran, kuşatan, uyaranların fazlalığı nedeniyle daima bizi seçimlere iten bir çağ. Yani onu mu seçmeliyim, orada mı olmalıyım, burada mı olmalıyım? Yani bunun adeta bir fobiye dönüştüğü bir çağın içerisindeyiz. Ama asla ne yapamıyoruz? Asla karar veremiyoruz. Bakın seçim yapıyoruz ama karar veremiyoruz. Yani Kierkegaard'a yine atıfla söylersek, hani diyor ya, yaşam ya yadanın önünde değil, ya yadanın ardındadır. Yani ne demek bu? Şu demek. Bizler, ben onu hep öyle söylerim, genel itibariyle yaşamda hep
Jungçu tabirle persona veya gölge veya Kierkegaardçı ifadeyle etik veya estetik arasında seçim yaparız. Yani bir toplumun bizden beklentileri ve toplumun bizim üzerimizde yarattığı, bize uyguladığı kuvvetle bizim kendimizden beklentilerimiz vardır. Seçimin bir yanında, bir cephesinde bu vardır. Bir de bizim kişisel arzularımız vardır. Yani bu da bizim gölge yanımızdır. Bütün seçimler böyledir. Yani şeye bakın, Selvi Boylu Mal Yazmalım'a bakın, Asya'nın seçimine bakın. Asya iki adam arasında kalmıştır, Cemşit ve İlyas. İlyas nedir? Kişisel arzuların temsilidir. Cemşit nedir? Toplumsal beklentilerin temsilidir. Peki insanın iki katmanı var demiştik, anımsarsınız. Neydi bu iki katman? Biriciklik ve özgünlük arayışı, bir de toplum tarafından kabul edilme, topluma uyumlanma arayışı. Esasında Cemşit tam olarak o toplum tarafından kabul edilme tarafının bir temsili olarak karşımıza çıkarken, kişisel arzuları veya o biricikliği, çünkü aşk bize ne hissettirir dostlar? Biricik hissettirir, özel hissettirir. O biricikliğin bir temsilidir. Ve fakat önemli kısım sanıyorum ki burası, Kierkegaard'a dönersek diyor ki Kierkegaard, ya yadanın önünde değil, ya yadanın ardında. Yani sen hangisini seçersen seç, aklın bir nebze diğerinde kalacak. Cemşit'i seçti, aklı İlyas'ta kaldı mı? Kaldı. İlyas'ı seçseydi aklı bir nebze Cemşit'te kalacak mıydı? Şöyle kalacaktı değil mi? O toplumsal beklentiler, ya adam bu denli vefakar bir adam, sen basıp gittin. Sen nasıl bir insansın değil mi? Bakın buna bir de içe dönük bir bakışı vardır bunun. Ne diyoruz biz o yargının, toplumsal beklentilerin içe dönük bakışına ne diyoruz? Genel olarak vicdan diyoruz. Şimdi tam olarak burası. Ama Mr. Nobody diye bir film var mesela. Orada benzer bir eşiğe bizi atar film. Nedir o? 9 yaşındaki bir çocuk. Filmin son sahnesi. Annesi ve babası arasında bir seçim yapmak zorundadır. Anne trene binmiştir. Gidiyor. Baba istasyonda sabit. Bana sorarsanız bunun da bir anlamı olduğu düşüncesindeyim. Ve çocuk ortadadır, aradadır. Anne kimdir? Anne neyin temsilidir? Yine karikatürize ederek söylüyorum. Anne arzunun temsilidir. Yani az önce dedik ya, persona ve gölge arasındadır bütün seçimler. Anne estetik düzeydir. Anne gölgedir. Arzuların, kişisel arzuların, kişisel tatminin temsiliyken baba nedir dostlar? Baba toplumdur. Toplumsal beklentilerdir. Baba bizi diğerleriyle bir arada tutan, deyim yerindeyse bizim arkamızı yaslayabileceğimiz, toplumsal pozisyonları, konumları baba sayesinde kolaylıkla o eşiği atlayabileceğimiz bir figürdür. İşte seçim oradadır. Fakat ne yapar çocuk? İşte önemli kısmı bu. Çocuk ne anneyi seçer ne babayı seçer, orman yoluna doğru koşar. İkisini de seçmez. Yani ya yadanın önüne geçer. Ardında kalmaz. Çünkü hangisini seçseydi aklı diğerinde kalacaktı. Sophie'nin seçimi filmi gibi düşünün. Orman yoluna gider. Orman yolu, toprak. Yani ne? İnsanın kendi doğası. Fışkırdığı kaynak. Yani doğulular buna Wu Wei diyor. Lao Tse'ye falan bakarsanız orada Satori diyorlar, Wu Wei diyorlar. Çabasız çaba. Yani kendi doğandaki o potansiyele, kaynağa dönmek bir nevi bir çabasızlıktır ama aynı zamanda çabadır. Dolayısıyla böyle özetleyebilirim. Bilmiyorum, sorundan saptım gibi hissettim ama yani bunları söyleyebilirim. Buyurun siz de. Sonra size gelin. Burası Ya benim aklıma hep şey takılıyor. Bu Barry Sanders'ın Öküzün Ansı kitabı var işte, ya da Sözün Düşüşü var. Bir dönemde işte görsel kültürün okuma yazmayla birlikte aslında biraz böyle üretkenliğin, o akışkanlığın, yaratıcılığın ketlendiğine ilişkin görüşler var. Ama tam aksine şey de var, yani işte yazılı kültürle birlikte, kurguyla birlikte, sinemayla birlikte yeni bir yaratım süreci de var aslında. Yaratıcılığı destekleyen bir taraf da var. Ama orada hep şeyden bahsediyor, özellikle Öküzün arasında işte hani imgeleri, o simgeleri öğrendiğimizde ya da işte görsel kültürün o verdiği şeyi öğrendiğimizde onun dışında düşünme imkanımız olmadığını söylüyor.
aslında hani işte bir kelimeyi ya da cümleyi onu temsil dinden bağımsız olarak düşünmenin biraz imkansızlığından bahsediyor. Özellikle sözel kültürün işte en özgürce düşünebilen şeylerin çocuklar okuma yazmadan önceki süreç içerisinde. Çünkü hani o nasıl hayal ediyorsa dünya ondan ibaret. O çocuk haliyle ibaret. Ama bugün mesela düşünce imajdan bahsettiniz ya, sinemanın kendi kendine işte yeni düşünce ve yeni fikir oluşturabilmesinden bahsettiniz. Bu farklı bir pencere oldu benim için mesela. Çünkü şeyde o süreçte bu nasıl bir yandan evet şeyi çok görüyoruz. İşte o gelişim süreci içerisinde hakikaten ketleniyor. Okuma yazmayla birlikte, sözel kültürle ilgili o akışı biraz kaybedebiliyoruz. Ara ara sizde hani deniz de çok tehlikeli olabilir. Hem kitaplar açısından hem şey açısından. Bu ikisi arasındaki köprü kurmakta ben zorlanıyorum açıkçası. Hı hı. O anlamda biraz merak ettim. Yani hani görsel düşünce imaj dediğimiz bize bir imaj verdikten sonra seyirci olarak bizi ketliyor ama işte hani aslında senarist de seyirci başka evet. Bir noktada. O nasıl bir, yani nasıl bir yandan çünkü sizi ketleyen bir sistem var, bir yandan da üretmenizi sağlayan bir sistem var. Çok fazla görsel tüketici olduğumuzda biz o aldığımız imgeler üzerinden elimizdeki yeni araçlarla felsefe yapmaya devam ediyoruz gibi. Çünkü ben bir derse girdiğimde sorgulamalarını istediğimde sıfırdan sözel bir kültürle sorgulamalarını sağlayamam. Evet. Öğrencilerin. Evet. Çünkü yeni araçlara ihtiyacım var. Ama bir yandan o ketlendiğimiz gerçeğinin dışına da çok çıkamıyorum. Evet, ama bu yaşamın doğası gereği, hatta felsefenin doğasında da olan bir ikilik. Yani kriz ve kritik biliyorsunuz aynı kökten gelir. Krizle karşılaşırsak, sizin deyişinizle o ketlenmeyle, hani Ulus Baker de diyor ya aşındırma faaliyetleri. Yani o imajları aşındırmayı göze alarak hareket edersek orada o krizi kritiğe dönüştürme imkanı var. Dolayısıyla orada bir alınmayıcı pozisyonunda bir isyancı pozisyonuna evrilebiliriz. Benim kendi kanaatim elbette. Bilmiyorum sorunuza yanıt oldum ama böyle tanımlayabilirim. Teşekkür ederim. Evet, son soruları alabiliriz. Sizden buyurun. Teşekkür ederiz. Güzeldi. Benim için enfoklasi kavramı duymuştum ama bugün kullanım dilinde de alacağım bundan sonra. Şimdi buradan hareketle enfokrasi sinemayı nasıl etkiler? Etkileyecek. Yani. Çünkü bir yandan da artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, metaverse teknolojileri var. Yavaş yavaş bunlar da yaşanmaya başlandı. Sanki bu kavramlarla sinema artık sinema tırnak içinde olmayacak. Nasıl demokrasi bugün demokrasi değilse, değil mi? Enfokrasi ise siz sinemanın tırnak içinde nereye gittiğini, hangi terimi doğuracağını düşünüyorsunuz? Yine kaçmak isteyeceğim sorulardan biri. Şimdi arkada arkadaşlar var, onlar işin düşünce tarafında olduğu gibi teknik tarafındalar. Sanıyorum ki onların düşüneceği bir mesele olacaktır bu. Hakikaten zor bir soru. Cevap vereyim bilmiyorum. Yani nereye evrileceğini bilmiyoruz ama hepimiz zaman içerisinde bunu üzerine düşünmeye, hatta bunu deneyimlemeye devam ediyoruz. Mesela sinemayı mabede benzeterek başladık ve o mabedin bir yansıması olarak etkin veya edilgin birey olma halinden bahsettik. Yani mabet bizi büyüleyebilir de ve düşünceyi engelleyebilir. Sizin söylediğiniz soruya da bir yanıt bu. Ama aynı zamanda bizi etkin de kılabilir. Yani burada etkin olma hali nasıl mümkündür? Onu tamamlayayım, öyle tekrar sorunuza döneyim. Zamanın o hızlı akışı içerisinden bir nevi kendinize dönme imkanı, düşünceye dönme imkanı yaratır ise şayet orada etkin bir özne haline gelebilirsiniz. Biz de neyi deneyimliyoruz? Artık sinemanın öyle bir, şöyle söyleyeyim, yani sinema tekil bir etkinlik. Yani siz gidiyorsunuz, tek başınıza izliyorsunuz o filmi. Ama bir arada bir tekillik bu. Yani aynı yere, bakışların aynı yere çevrildiği, hatta geçmiş zamana dönüp baktığımızda, mesela bilenler bilir, sinemada seslerin de olduğu yaşanılmış bir hadise değil mi? Yani bir sahne oluyor, seyirciler aa falan diyorlar.
Yani daha eski çağlara, yıllara düzeltiyorum dönüp baktığımızda. Şimdi orada bir bakışın aynı yere dönüşü var ama bugün geldiğimiz noktada sadece sinema için geçerli değil elbette bu. Bakışların farklılaştığı, herkesin gitgide içine döndüğü, içine kapandığı ve kendi gündemini yarattığı bir dünya ile karşı karşıyayız. Yani telefonlar veya bir takım sosyal medya mecraları bizim tek başımıza bir gündem yaratma imkanımız olmasını sağlıyor. Bunun olumlu yanları var ama elbette olumsuz yanları da var. Her şeyde olduğu gibi. Yani postmodern duruma çok uygun bir pozisyon içerisindeyiz. Neyi kastediyorum? Çok kabaca ifade edersek, zannediyorum Bauman'ın tespitidir. Hani felsefe tarihinde bilindik bir tartışma vardır. İnsan doğuştan iyi midir, kötü müdür? Yani çok bunun deyim yerindeyse sancaktarları vardır. Mesela işte Hobbes der ki insan insanı kurdudur, insan doğuştan kötüdür. Rousseau der ki insan doğuştan iyidir ama yaşam onu bozar kabaca. İşte Bauman da diyor ki insan doğuştan ne iyidir ne kötüdür, müphemdir. Müphemdir. Yani bir takım olanakları, olasılıkları vardır ve bu olanaklar, olasılıklar karşılaştığı durumlara göre ortaya çıkar. Yani sizin hiç yapmayacağımı düşünüyorum, yapmam dediğiniz şey bir an olur ki yaptığınız bir hadiseye dönüşür. Değil mi? Yani böyle şeyler vardır yaşamın içerisinde. Mesela bir şey olur, çok kendinizi ürkek bilirsiniz, bir de bakarsınız ki hiç öyle değilmişsiniz yani, atılırsınız ortaya. Dolayısıyla bilemiyoruz, bu müphem bir durum. Ne gösterecek çağ bize? Ben de sizin gibi meraktayım. Hocam, programın sonuna gelirken programımızın da konu başlığı filmlerle felsefe dendiğinde benim aklıma ilk gelen bir yönetmen var. Tabii ki soracağım soruya eminim ki siz çok çok uzun ve derinlikli cevap verirsiniz ama sadece fikrinizi gerçekten merak ediyorum. Lars von Trier ve onun bugün de geçti aslında bir yerde, ben buraya ait değilim gibi bir cümle, ait olamamakla alakalı. Bununla ilgili Melankolia filmi hakkında. Hı-hı. Ve orada bir sahne, limuzinin patikada ilerleyememesi, hatırlamışsınızdır belki. O sahne üzerine çok fazla yorum da var. Örneğin patikada limuzinle gidilmez yorumu yapıp bunun üzerine sosyolojik, psikolojik, felsefi anlamlar çıkartması. Bir de tabii ki Dogville üzerine. İşte Dogville'de hiçbir bina yok, hiçbir herhangi bir eşya yok ama bize Lars orada muhteşem bir hikaye sunuyor. Lars hakkında biraz sizden düşüncenizi dinlemek. Yani şöyle birkaç cümleyle ifade edeyim. Hepimizin bildiği bir mesele bu zaten az çok. Bir Tarkovski hayranıdır. Ve Melankoliye'den örnek verdiniz. Mesela burada da tıpkı Tarkovski'nin Nostaljiyasında olduğu gibi bir deyim yerindeyse az önce kullandığımız kavramı başvurarak söylersek bir retrotopya özlemi düşü vardır. Yani melankoliye dediğiniz esasında eski dönemlere ait bir patolojidir. Bugün artık melankoliye ne oldu? Depresyon oldu. Ama yani tıbbi terminolojide ona evrildi. Ama öte yandan tam olarak da aynı pozisyonda kullanılmıyor. Çünkü depresyon dediğimizde bugün daha çok anladığımız veya daha çok deneyimlediğimiz hadise şu. Yaşama dair bir takım beklentilerimiz var. Ama o beklentiler yerine gelmeyince, biz bunları gerçekleştiremeyince bir içe dönüş, bir içe kapanma ve umudu kaybetme. Oysa ki melankoliklikte, yani felsefi argümanlara sığınarak söylüyorum bunu, melankoliklikte dışa dönük bir umut da yok. Yani Freud öyle söyler, yas ve melankoli arasındaki fark, yasın Freud'un deyişiyle normal bir süreci içeriyor oluşu. Yani yas nedir? Dışarıda bir arzu nesnesi vardır. Ve siz o arzu nesnesine duygusal bir yatırım yaparsınız. Yani bu ister bir aşk ilişkisi olsun, ister çocuğunuza duyduğunuz bir sevgi olsun veya eşinize duyduğunuz bir sevgi olsun. Yatırım yaparsınız ve o kesintiye uğradığında, akamete uğradığında belirli bir süre yaşamdan koparsınız. O yasın içerisinde kalma durumu normal ve olması gereken hatta bir durumdur. Oysa melankolide
Freud'un deyişiyle doğuştan bir eksiklik vardır. Bakın doğuştan, yani dışarıda kaybedilen bir arzu nesnesi olması artık gerekli değildir. Yani kişinin benliğinde, kendi benliğinde duyduğu bir eksiltidir bu. Şimdi bunu biraz da kendi düşüncemi, yorumumu katarak söylersem, melankoliyi de nostaljiyle paralel düşünerek doğuştan bir eksiklik olarak düşünebiliriz sosyolojik manada. Ne demek istiyorum daha da açarak ifade edeyim. Artık dedik ya az önce, o çağlar geride kaldı ve hiçbir zaman o günlere geri dönemeyeceğiz. Bakın bu kaybettiğimiz bir şey değildir bizim. Değil mi? Yani pek çoğumuzun yaş itibarıyla da mesela o insanlığın mutlu çağlarını bir Rus yazardı sanıyorum, hatırlayamadım şimdi. Yani sanayi devrimi kentleri oluşturduktan sonra diyor, o köydeki, kırdaki mutluluğun artık bir daha gelmesi mümkün değildi. Yani o horoz sesleri, o dört başı mamurluk filan. Dolayısıyla bizim yaşamadığımız çağlar, yani Yeşilçam veya o günler değil mi? Bu yaşamadığımıza duyulan özlem doğuştan getirilen bir eksiklik duygusudur. Bilmiyorum, sorunuza bir yanıt oldu. Çok teşekkür ederim. Evet, sizden de alalım, buyurun kapatalım. Bu yasla melankolinin bir arada bulunduğu film olarak izlediyseniz belki diye sormak istiyorum. Manchester by the Sea diye bir film var. İzlemedim, hayır. Orada şunu soracaktım, belki bakarsınız. Yasla melankolinin bir aradalığı ya da yasın melankoliye dönüşmesi gibi bir durum söz konusu mudur sizce diye soracaktım. Freud böyle söylüyor zaten. Yani yasla başlar, bir normal süreç olarak başlayabilir. Yani siz esasında dış dünyada bir arzu nesnesini de yitirebilirsiniz. Ama melankoli eşiğine deyim yerindeyse geçiş, yas sürecinin fazlaca uzamasıdır. Yani bir insanın 70 yıl yas tuttuğunu düşünün, bu patolojik bir durumdur. Dolayısıyla burada yaşamdan umudunu kesme vardır. Yani şöyle söylüyor, yine Kierkegaard'a dönersek ve öyle tamamlarsak, diyor ki melankolide umutsuzluk yoktur. Bakın dikkat, umutsuzluk yoktur. Umutsuzluk kimlerde vardır? Mesela bizim umutsuz olduğumuz şeyler pek çok değil mi? Özellikle şu an dünyada pek çok şeyle ilgili umutsuzuz. İnsanın aşamayacağı, ya bu yüce duygusuyla evet, da ilintili bir şey. Evet. İşte o dinamik ve matematik yüce seni aştığında işte orada aciz diyoruz ne olarak, var oluyor ve bir umutsuzluk duyuyorsun. Eğer bir metafizik inancın varsa bunu Tanrı'ya naklediyorsun. Yoksa o arkandaki duvar Sartre'de söylersek yıkılmış oluyor ve hiçleşmeye gidiyor. Evet. Tabii orada bir umutsuzluk var, korku var beraberinde ama bir hayranlık da var, evet, değil mi yücede? Şimdi ama biz de böyle bir çağda yaşıyoruz. Yani yüce hayran oluyoruz. Bu kadar ilerlemeye hayran oluyoruz. Yine aynı yücenin. Kesinlikle. Gibi. Evet. Fakat umutsuzluk burada şöyle, oraya dönersek, yaşamdan beklentimiz var ise mümkündür. Yani onu aşma ihtimali veya aşabilsek ne olurdu düşüncesi varsa umutsuz oluruz. Yani bir nevi dostlar, şunu söyleyebilir miyiz? Umutsuzluk kendi içerisinde, kendi kabuğunda bir umudu barındırır. Umudumuz olduğu için umutsuz oluruz. Oysa melankolide umutsuzluk yoktur. Çünkü duygu yoktur. Evet, aslında bu konudan da saatlerce daha ama hiç böyle programın sonuna geldik demek gelmiyor içimden gerçekten. Ama 2 saati 10 dakikada aştık herhalde. Dağhan Hocam'ı da çok yormayalım, yoldan geldi kendileri. Hocam size çok teşekkür ederiz. Yine harika bir akşam yaşattınız size. Sizlere de teşekkür ederiz. Bugün programımızda bizlerle birlikte oldunuz. Ben son sözü Dağhan Hocam'a bırakmak istiyorum. Kendisinin sözleriyle programımızla kapatacağız. Şiir okuyarak. İbrahim Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Ankara'da olmak, burada sizlerle olmak çok güzel. Umarım hep gelirsiniz. Ben de hep gelirim bu vesileyle. İyi akşamlar.